video ya da slide paylaşılacaksa ben zaten gruplara atıyorum. Oradan da bunları yönetmiş oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de çocukları, torunları varsa küçük kısa videolar çekebilirler, bize gönderebilirler. Biz onları değerlendiririz. Şimdiden hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum ve de Ayfer hocama pası veriyorum. Buyurun hocam. Pardon, çok çok özür diliyorum. Ayfer hocama panel başlarken söz verelim. Hemen şu kısmı bitirelim Mesude Başkanım. Dernek duyurularımızı çok özür dileyerek yapamıyoruz. Onları şeyden yazalım, programımızda var ama chat kısmından yazalım varsa rica edeyim başkanlarımdan ya da grup temsilcilerimizden. Ve ben şimdi özel günler ve haftalar için Işılay Hanım'a söz verip hemen arkasından Ayfer Hocam'a tamamıyla bırakıyoruz biz gündemi. Evet Işılay Hanım, başkanım çok teşekkür ediyorum. Mesude Başkanım, sağ olun, var olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hepinize güzel, koronasız güzel bir ay diliyorum. Şubat ayının önemli gün ve haftaları şunlar. 4 Şubat Dünya Kanser Günü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, 13 Şubat Dünya Radyo Günü, 14 Şubat Sevgililer Günü, 15 Şubat haftası İzcilik Günü, 17 Şubat Kediler Günü, 27 Şubat Ressamlar Günü, 28 Şubat Sivil Savunma Günü. Şubat ayı etkinliklerimiz şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanımıza, tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katkılarından dolayı. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu özel günler doğrultusunda programımızı yapabiliriz değerli başkanlar. 17 Şubat Kediler Günü'ymüş aynı zamanda. Gerçekten bilmiyordum, şaşırdım. Hayvanlar, evet, hepimizin sevgili dostları. 28 Şubat da önemli bir gün. Bütün günler önemli. Teşekkürler Işılay Hanım. Ve şimdi artık sözü Ayfer Hocam'a bırakıyoruz. Moderatörümüz Profesör Doktor Ayfer Meme Kander Derneğimizin sevgili başkanı. Evet Ayfer Hocam, su konusuyla ilgili bundan sonrası sizde lütfen, buyurun. Teşekkür ederim Huriye Başkanım. Ben sayın konuklarımıza ve tüm katılımcılara öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum. Su sorunu gerçekten çok büyük bir sorun. Bu küresel bir sorun. Sadece bizim ülkemizi ilgilendiren bir sorun değil. Çünkü küresel boyutta baktığımızda biyolojik kapasite belli. Ama nüfus artışına paralel olarak su tüketimindeki harcama, yanlış su tüketimleri, iklimsel değişiklikler su konusunu büyük bir problem haline getiriyor. Bu büyük problemden bizim ülkemiz de nasibini alıyor. Belki birçok ülkeye göre daha fazla nasibini alıyor. Belki giderek çölleşmeye yaklaşma konusunda problemler var. Değerli konuşmacılarımız bu konuda oldukça ayrıntılı bir şekilde bizi bilgilendirecekler. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı özellikle su yönetimi ve çevresel sorunlar üzerinde duracak. Profesör Doktor Ali Osman Karababa ise daha çok su ve sağlığımız, su kirliliği, hijyen gibi konuların üzerinde duracak. İlk konuşmacımız Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Helin Kınay. Buyurun Helin Hanım, sizi dinliyoruz. Helin Hanım'a geçmeden önce ben bir duyuru yapmak istiyorum. Şu anda yayınımız İzmir Kent Konseyi'nin Facebook sayfasından da canlı yayınlanmaktadır. Herkesin bilgisi olsun. Takipçiler varsa oradan takip edebilirler. Buyurun Helin Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle bu organizasyon için bugün bizlerle beraber olan kalabalık da bir katılımcı kitlesi var. Hem İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'ne, Meme Kandere İzmir Kent Konseyi'ne, Cumhuriyet Kadınları Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bildiklerimizi paylaşmak, bu farkındalığı arttırmak ve çözüme de katkı koymak en önemli süreçlerden bir tanesi. Ben ekranımı da
paylaşmaya çalışarak izninizle aslında bazı genel bilgilerden de başlayarak çok hızlı bir şekilde sıkmadan, zaman da almadan belki biraz da tekrar olacak aslında hepimizin bildiği gerçekler belki ama uygulamaya dönmesi anlamında biraz daha farkına varmamız, mücadele etmemiz gereken süreçler. Temel sorunumuz aslında ekranda da gördüğünüz gibi sevgili Göksel Demirer hocamızın bir sunumun slaytından aldığım bir paylaşım bu. Kasım 2011'de bir enstitüsünün yaptığı araştırma o zaman diyor ki temel sorun şu, dünyanın kaynakları artık bize yetmiyor ve 2011 yılında yapılan araştırmada 2050'ye geldiğimizde iki dünyanın bize yetmeyeceği, 2100'lerde dört dünyanın yetmeyeceğini öngörmüştü. Kasım 2011 tarihini özellikle vurgulamak istiyorum. Şu an buna baktığımız zaman biz dünyayı aslında iki dünya olarak kullanıyoruz şu anda 2020-2021 yılı itibariyle. Bu yüzden de hep de konuştuğumuz gibi aslında çocukluğumuzdan beri ilk öğretimine itibaren bize öğretilen ve hepimizin söylediği kentleşme, sanayileşme, nüfus artışı ile birlikte ortaya çıkan sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Ve bu sorunlar ne olarak karşımıza çıkıyor? Aslında tüm kaynaklarımızda miktar sorunu, kalite sorunu, yönetim sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii arazi sorunumuz artıyor. Bu arazilerin amaç dışı kullanımı, aşınma ve bozulma ile ilgili süreçler artıyor. Bunu su kullanımı ile ilgili değerlendirdiğimizde bu kontrolsüz tüketimin son 50 yılda su kullanımını 10 kat arttırdığını görüyoruz. Tabii ki sadece suyla bağlı kalmıyor bu sorun. Biraz sonra zaten benden sonra Osman Hocam da bahsedecek. Aslında temel yaşam sorunumuz tabii ki gıda sorunu, bununla bağlantılı sorunlar. Ve hepimizin bildiği bir su döngüsü, dünyanın kendi ekolojik dengesi var. Bizler insan eliyle aslında buna müdahale eden, bu doğal dengeyi bozan faktörleri yaratıyoruz. Ve bu döngünün içerisinde insan eliyle de felaketlerimizi yaratıyoruz. Biraz önce de bahsedildi, çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Suya baktığımız zaman su aslında çok olan bir kaynak değil bahsedildiği gibi. Dünyadaki suyun sadece %3'ü tatlı su. Onun da kullanılabilir kısmına baktığımız zaman aslında biz 1/5 gibi bir oranda suyu kullanabiliyoruz. Kaynaklarımız çok kısıtlı. Ve su kaynaklarının dünya üzerindeki değerlendirmesine baktığımız zaman aslında haritada da görüyorsunuz. Bu anlamda dünyanın şanslı ve şanssız ülkeleri olarak tanımlayabileceğimiz süreçler var. İlk 10 ülkeye bakıldığında ekranda su miktarı üzerinden değerlendirmeleri görüyorsunuz zaten. Bunları genel bilgi anlamında çok hızlı geçeceğim. Biraz sorunu da ortaya koyabilmek adına. Bizim ülkemizde su zengin ülkelerden değil. Tam tersi su fakiri olarak tanımlanan ülkeler sınıfında aslında. Ve yine dünya haritasında kişi başı yenilenebilir su kaynaklarına baktığımızda ülkemizin rengini de değerlendirdiğimizde aslında sorunun ne kadar büyük olduğunu ülke ölçeğinde de ortaya koymuş oluyoruz. Peki biz suyu nerelerde kullanıyoruz dediğimizde aslında ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre genelde %70 oranında tarımsal faaliyetlerde, %20 civarında sanayide, %15-20 ekseninde de yine evsel tüketim amaçlı kullanılıyor. Az gelişmişle gelişmiş ülkeler arasında bu oranlar değişiyor tarımsal faaliyetler ve sanayi sürecine göre. Nedir bunlar? Tabii tarımda büyük oranda suyu kullanıyoruz. Sulama ihtiyacı ve hayvancılıkta. Dolayısıyla ürünleri elde ederken, kullandığımız ürünleri elde ederken de tükettiğimiz su miktarı, sanal su dediğimiz, su ayak izi dediğimiz süreçlerin burada değerlendirilmesi gerekiyor. Sanayi kullanımı benzer şekilde sanayi aslında yaşamımızı kolaylaştırmak için bir takım üretim gerçekleştirirken bir taraftan da çıktısı olan bu atık suyu doğru arıtmazsa yaşamımız için tehdit oluşturuyor. Yine üretimlerde ekranda bir kot pantolon, bir tekstil sektöründen örnek vermek istedim. Bu anlamda kullanılan su da zaten suyun hangi amaçla nasıl kullanıldığı yönetiminde sanayi faktörünün de değerlendirilmesi. Ve yapılan araştırmalar dünya ölçeğinde de bizim evlerimizde kullandığımız suyu nerelere harcıyoruz'un bir grafiğini görüyorsunuz ekranda zaten. Bu anlamda biraz önce bahsettiğim gibi aslında evsel tüketim, sanayi, tarım, madencilik gibi tüm sektörlerde suyun miktarı ve yönetimi önemli. Ve kişi başı günlük su tüketimiyle ilgili değerlendirmelere baktığımız zaman aslında dünya ölçeğinde çok acımasız bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazı ülkelerde gelişmişlik düzeyine göre bu miktar çok daha yüksekken suya hiç erişemeyen ülkeler günlük sağlık ihtiyacını gideremeyecek, hijyen koşullarını sağlayamayacak miktar kullanımları da söz konusu. Ali Osman Hocam da bundan bahsedecektir. Ve tabii bununla beraber kayıp kaçak süreçlerimiz var. Biz mevcut suyumuzu, kaynaklarımızı kullanmaya çalışırken bir de şebekede kaçırdığımız, kaybettiğimiz sular var.
yıllık kayıp kaçak miktarı 50 milyar metreküp olarak değerlendirilmiş çalışmalarda. Gelişmekte olan ülkelerde kayıp kaçak oranı %50'nin üzerinde. Gelişmiş ülkelerde bu azalıyor. Tabii ki suyu ne kadar doğru kullandığımız, iletim hatlarında ne kadar az kaybettiğimizde suyu yönetip yönetemediğimiz gerçeği üzerinden bize bir takım değerlendirmeler yapma şansı veriyor. Ve aslında yapılan araştırmalar gelişmekte olan ülkelerdeki kayıp kaçağın önlenmesi halinde 200 milyon kişinin suya erişebileceğini ortaya koymuş. Bu da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle aslında su hakkı noktasında, suyun kullanılması noktasında özellikle vurgulanması gereken bir süreç. Tabii bu aynı zamanda kayıplar sadece su kayıpları değil, enerji anlamında da altyapı süreçlerinde de ciddi kayıplara yol açıyor. Ali Osman Hocam bahsedecek, tabii su yaşamsal bir faktör. Öncelikle sağlık sorunlarımız, sağlıklı ve temiz suya ulaşabilmek, gıda ve hijyen sorunu. Bununla ilgili değerlendirmeleri paylaşacağız ama yapılan araştırmalar yine dünyada her gün nüfusa eklenen 60 milyon insanın suya ulaşamadığından, sağlık koşullarından eksik kaldığından bahsediyor. Ama bir taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi bir Amerikalı'nın aldığı 5 dakikalık duşta kullandığı miktar gelişmekte olan bir ülkede gecekonduda yaşayan insanın bir günlük su tüketiminden daha fazla. Bu da su hakkı, kullanım hakkı süreçleriyle ilgili aslında o dengeler, hep ekolojik denge diye bahsediyoruz ama dünyadaki küresel dengeler ve tüketim sürecinin de acımasız bir göstergesi. Ve tabii biz miktar olarak, kalite olarak suyu değerlendirirken bir de dünya ısınıyor, iklimler değişiyor. Bunun yarattığı faktörleri yaşıyoruz. Tabii buna insan eliyle sebep olduğumuzu, iklim değişikliğinin yine yürütülen bu faaliyetlerden kaynaklı olduğunu da atlamamak gerekiyor. Ve iklim değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmalarda da aslında dünya üzerinde sıcaklıkların arttığı, yine üretim tüketim süreçlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına bağlı olarak yarattığımız ekolojik yıkımın sonuçlarından bir tanesini ortaya koyuyor ve ne kadar ısınacağımızla ilgili değerlendirmelere baktığımızda ülkemizi de burada görüyorsunuz. Aslında tablo bize hiç de iç açıcı sonuçlar vermiyor. Benzer şekilde yağışların ne kadar azalacağı ile ilgili değerlendirmelerde de aslında ülkemizin çölleşmeye doğru gittiğini ve dünya genelinde de su kıtlığına yönelik süreçlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Peki ne kadar suyumuz olacak sorusunun cevabı. Bunlar Sayın Levent Kurnaz Hoca'nın da sunumlarından da paylaştığı görseller, kendisini de buradan anayım. Bu anlamda ülkemizin özellikle Batı ve Batı Akdeniz Havzası'nda artık suyun çölleşmeye doğru gittiği, ulaşılabilir olmaktan çıktığı süreçlerin çok da uzun bir zaman diliminde karşımıza çıkmayacağını görüyoruz. Ve bir taraftan su kıtlığı, susuzluğu yaşarken diğer taraftan da yoğun yağışlar, şiddetli yağışlar ve suya yönelik felaketleri de karşımızda görmeye başlayacağız. Yine suya bağlı olarak deniz seviyesindeki değişikliklerle ilgili verileri ekranda görüyorsunuz. Bu anlamda da özellikle kıyı kentlerindeki deniz suyu seviyesindeki yükselmeler kıyı kentlerinin önümüzdeki süreçte farklı zorluklarla da karşı karşıya kalacağını ve buna yönelik hem ekonomik hem yaşamsal hem sosyal sorunların ortaya çıkacağını öngörüyor. Ve sel riskindeki artışa baktığımızda kendi ülkemizde de aslında kırmızı olarak görünen noktaların yüksek risk seviyesi içerdiğini görüyoruz. Bizden de çok uzak alanlar değil bunlar. Erozyon riskinde de benzer değerlendirmeleri görebiliyoruz. Peki buna baktığımızda iklim değişikliğinin, mevcut su yönetiminin, kaynakların kontrolsüz tüketiminin etkilerini biz nasıl göreceğiz dediğimizde su kaynakları üzerinde yağış, sıcaklık, nem, rüzgar şiddeti, kar örtüsü, bitki örtüsü gibi süreçler aslında kullanabileceğimiz suyu etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Yine Dünya Bankası'nın raporlarında da bu süreçlerin hangi şiddette gerçekleşeceğine ilişkin değerlendirmeler yapılmış. Biz de zaten bunu dünyada aşırı sıcaklar, soğuklar, ekstrem yağışlar gibi faktörlerle zaten yaşıyoruz. Peki bu sadece yaşamsal süreç mi? Hayır, bu kaynakların bir de ekonomik süreçleri var. Dolayısıyla sağlıkla ilgili etkileri, tarıma bağlı etkileri, gıda güvenliğine yönelik süreçler, sanayi, ulaşım, enerji, ekosistem hizmetleri dediğimiz süreçler. Tabii ki balıkçılık, ormancılık, rekreasyon gibi hayatımızın her alanına dokunan etkilerini çok daha bariz ve şiddetli hissetmeye başlayacağız. Peki iklim değişikliğine bağlı süreçleri hissederken kıtlık ve yoksunluğun dışında dünyada son dönemde yapılan araştırmalar iklim değişikliğine bağlı kayıpların
ekranda gördüğünüz milyon dolarlar mertebesinde olduğunu gösteriyor. Biz artık kasırgalar, tufanlar, sel felaketleri diye gördüğümüz süreçte ülkemizde de yaşamaya başladık ufak çaplı da olsa. Bunun etkilerini yine büyüyerek görmeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan çalışmada iklim değişikliğine bağlı ve dolayısıyla aslında su ve sıcaklık etkisiyle beraber ölüm sayısının 33 binin üzerinde olduğu, maddi kayıpların 25 milyar doların üzerinde olduğunu ortaya koymuş. Ve Amerika'da 1980'den bu yana gerçekleşen 241 aşırı hava olayındaki trilyon dolar mertebesindeki zararlar ve yine bu süreçte aslında dünyanın kendi tüketim ve ekolojik yıkım çerçevesinde en zengin %1'lik kesimin, doğal kaynakları kullanan aslında kesimin, en yoksul %10'da yer alan kişiden 175 kat daha fazla karbon salımına sebep olduğu ve bu anlamda aslında bu ekolojik yıkımın en büyük sebeplerinden birisi olduğunu düşünürsek, ancak ekolojik yıkımın en kötü sonuçlarında en yoksul olan %10'un yaşadığını da ortaya koymak, bu çelişkiyi de değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla iklim değişikliği, susuzluk, kuraklık, sel felaketleri gibi suyun da temel faktörü olduğu süreçlerde yine Birleşmiş Milletler raporuna göre insanlar yaşama, beslenme, barınma ve su gibi temel insan haklarından mahrum kalacaklar. Ve yine bakıldığında 2030 yılına kadar Enerdal Kart'ın da paylaşımlarından alınmış değerlendirmelerdir bunlar. 120 milyon kişi yoksullaşacak, 250 bin kişi hastalık sebebiyle yaşamını yitirecek ve aslında suların aşırı yükselmesiyle beraber 2050 itibariyle her yıl en az bir kere sel felaketi yaşanılacağı öngörülüyor Birleşmiş Milletler'in değerlendirmelerinde. Peki bu ne anlama geliyor su üzerinden baktığımızda? Kuraklık, kıtlık, zayıf, kötü kaynak yönetme, aslında kıt kaynaklar üzerinde çatışmayı ve demografik baskıları, sığınmacılar, mülteciler, ekonomik göçmenler, yerinden olan insanlar gibi göç hareketlerini ortaya çıkaracak ve aynı zamanda toplumsal bir ve sosyal bir problem olarak da karşımıza çıkacak. Ve bu süreçle beraber iklim mültecileri kavramı da karşımıza geliyor. Ülkemizde de aslında kırdan kente göçü kurguladığımız süreçte, değerlendirdiğimiz süreçte hiçbiri birbirinden farklı değil. Biz de kendi payımıza düşeni alıyoruz aslında. Bu anlamda yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan, yer değiştirmek zorunda kalan milyonlarca insandan bahsedeceğiz. Kendi ülkemiz için de bu süreçler geçerli. Ve yine çalışmalara bakıldığında dünyada 4 milyar hektar arazi çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya şu anda. Ve 250 milyon insan çölleşmeden doğrudan etkileniyor. Ve yakın gelecekte 1.2 milyar insanın açlık ve susuzlukla karşılaşacağı, geçim kaynağının olmayacağı, göç etmek zorunda kalacağı öngörülüyor. Tabii ki tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık gibi sektörlerde bundan etkilenecek. Dediğim gibi hiçbir sektör, hiçbir yaşam sudan bağımsız değil. Ve en önemli süreç kent. Biz bu noktada artık kentleşmenin çok hızlı arttığı ve nüfusun %51'inden fazlasının kentlerde yaşadığı bir süreçte iklim değişikliğine etki eden faktörlerin de küresel enerjinin de 1/3'ünü kentlerde kullanıyoruz. Ve sera gaz emisyonlarının %75'i enerji kaynaklı ve daha çok kentler üzerinden değerlendiriliyor. Ve bu kentsel alanların %90'ının kıyı şeridinde olduğu ve hali hazırda mevcut durumda kentlerin %70'inin de iklim değişikliği etkisiyle mücadele etmek zorunda olduğunu, yaşadığını da bir dipnot olarak verelim. Peki nedir buradaki süreç? Bizler iklim değişikliği noktasında tarım, sanayi, üretim, tüketim süreçlerine ilişkin dengeleri kurarken, yönetim ve kullanım çalışmalarını gerçekleştirirken aslında kentsel adaptasyonu, dirençli kentler dediğimiz kavramı da ortaya koymak zorundayız artık. Ve tüm buralarda yağış ve su yönetimini, özellikle kentleşme nedeniyle kaybettiğimiz yanlış tarım politikaları, sanayi madencilik süreçleriyle ülkemizde de çok acı tecrübelerini yaşadığımız noktalarda kentlerimizdeki oluşan ısı ada etkilerinin azaltılması, halk sağlığının korunması, yeşil altyapı süreçleriyle ilgili değerlendirmeler artık olmazsa olmaz faktörler. Nedir ülkemizin durumu diye biraz daha ülkemize doğru gittiğimizde Türkiye su fakirlik indeksinde 147 ülke arasında 78. sırada. Biraz önce bahsettiğim gibi zaten su zengini bir ülke değiliz, aslında su yoksunu bir ülke noktasındayız. Ve kentsel nüfusla ilgili değerlendirmelere baktığımızda Türkiye'nin yerini görüyorsunuz. Özellikle nüfus yükü, nüfus artış hızı ve kentleşme oranlarında çok hızlı bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde büyüyor ülkemiz. Peki verilerine göre 83 milyon 2020 yılı nüfusu, 2050 tahmini 93 milyon olarak öngörülüyor. Ama biliyorsunuz 2 çocuk, 3 çocuk, 4 çocuk tavsiyeleri üzerinde
kenti nüfusu nasıl kontrol edilebileceği ve bu kaynakların nasıl yönetilebileceği büyük bir soru işareti. Ülkemizde de kentsel nüfusa baktığımızda aslında nüfusun büyük oranının kentlere doğru döndüğünü, dolayısıyla kırsaldan, tarımdan, üretimden uzaklaşan, kentlerde tüketim sürecine giren alışkanlıkların içerisinde miktarların arttığını görüyoruz. Yine istihdamın sektörel dağılımına baktığımız zaman daha çok aslında hizmet sektöründe istihdamın yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlar da tabii ki kaynaklarımızın kullanımı ve suyun da bu noktada suyun payına düşen kısımlarda da aslında göstergeler. Türkiye'de su kullanımı da yine TÜİK'in Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Orman Su Bakanlığı'nın değerlendirmelerinde %70'i sulama ve tarımsal amaçlı kullanılıyor. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı kentlerde kullanılan miktar yaklaşık %15 civarında. Geri kalan da sanayide kullanılıyor. 2030 yıllarında da benzer bir tahminde bulunulmuş. Tabii bu projeksiyonların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar doğru öngörülere sahip olduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Ekranda bundan sonraki göreceğiniz grafikler ve rakamlar tamamen Orman Su Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı isimler sürekli değiştiği için resmi kurumlarda ve bakanlık yapılanmalarında ilişkin idareler diye geçeceğim ben bundan sonrası için. Onların resmi olarak kayıtlarında kullandığı rakamlar. Türkiye'deki en önemli problemlerden bir tanesi veri temininin olmaması. Bunu her zaman söylüyoruz. Ve buna ilişkin sağlıklı, kamuoyuyla paylaşılan şeffaf bir süreçte işletilemediği için biz de kendi sunumlarımızda ilgili bakanlıkların değerlendirmelerini paylaşmayı ve bunun üzerinden yorumlar yapmayı uygun görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi sektörel su tüketimi. Yeraltı suyuna baktığımızda yeraltı suyunda da çok farklı değil. Yeraltı suyu ülkemizde daha çok yüzeysel sular üzerinden konuşuyoruz ama aslında kontrolsüz çekimlerle, kayıt dışı çekimlerle ve kirletme etkisiyle çok ciddi bir baskı altında yüzeysel sularımızda olduğu gibi. Ve genel anlamda değerlendirmelere baktığımızda bakın burada maviyle görünen %27'lik kısım DSİ sulama kooperatifleri ya da kamu sulamaları olarak görünüyor. Ekranda kırmızı olarak gözüken belgeli ruhsatlı kuyular olarak öngörülmüş ve %25'i içme ve kullanma suyu olarak kentlerde kullanılan süreç. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı olarak açılması gereken mevzuata göre kuyularda yapılan değerlendirmelerde ruhsatlı olanlar kadar ruhsatsız kuyu sayısı olduğu. Dolayısıyla aslında öngörülenden çok daha fazla ve kontrolsüz bir şekilde yeraltı suyu tüketimi olduğunu da söylemek gerekiyor. Yine Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009'da verdiği bir çevresel göstergeler tablosu var ekranda. Kişi başına kullanılan su potansiyeli ile ilgili değerlendirmelere baktığımızda 1960'lardan 2030 öngörüsüne göre çok hızlı artan bir grafik karşımızda. Dolayısıyla her yerde nüfusumuzun çok arttığı, olmayan kaynaklarımızı yönetemediğimiz gerçeğiyle aslında birçok kez karşı karşıya kalıyoruz. Ve ülkemizde suyu nasıl sağlıyoruz, nereden sağlıyoruz noktasında aslında suyumuzu sağlıklı olarak kullanabilmemiz için karşımızda bulunan su havzaları en önemli konu. Ve yaklaşık 25 tane su havzası var. Buna ilişkinde değerlendirmeler ve çalışmalar var. Ancak nüfus potansiyeli, su potansiyeli ve nüfus dengesizliğine baktığımızda aslında Marmara bölgesinin nüfusu itibariyle Türkiye ölçeğinde en çok suyu tüketen ancak en az suya sahip olan bölgelerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ekrandaki grafik ülkemizdeki yüzey sularındaki su kalitesini gösteriyor ve yine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün son dönemde yaptığı ciddi çalışmalar var bununla ilgili. Havzalara yönelik izleme ve planlama çalışmaları var. Bu çalışmalar kapsamında ülkemizdeki yüzey sularının %70'inden fazlasının kirli olarak değerlendirdiğimiz 4. sınıf su kalitesinde olduğunu görüyoruz. Yeraltı sularımız için de bu oran %40'ın üzerinde. Ve baktığımızda miktar olarak kısıtlı olan suyumuzun kalite olarak da yeterli olmadığını, sağlıklı içme ve kullanma suyuna erişemediğimizi aslında görüyoruz. Ve peki biz kullandığımız suyu nasıl değerlendiriyoruz dediğimizde ülkemizdeki belediyelerde TÜİK'in verilerine göre çeşmemizden sağlıklı su akıyor mu diye baktığımızda bu oran %50. Yani her iki insanımızdan birisi sağlıklı içme suyuna ulaşamıyor. 1396 belediyede 436 tane arıtma tesisi var. Bunların sadece 147 tanesi gelişmiş arıtma olarak tanımladığımız standart arıtma kalitesini sağlayan süreçler. Diğerleri aslında fiziksel arıtma, ızgara gibi benzer yapılardan oluşuyor. Ve yine Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne baktığımızda bu arıtma tesisleri yeteri kadar faal çalışıyor mu? Çalışma kalitesi nasıl diye değerlendirdiğimizde aslında oranların çok da iyi olmadığını görüyoruz. Olan arıtmaların da kaliteli ve doğru bir şekilde suyu arıtıp arıtmadığı noktası tartışmalı.
biraz önce bahsettiğim gibi nüfus oranlar. Peki kullandığımız suyu kullandıktan sonra kanalizasyon sistemiyle toplayıp arıtarak doğaya veriyor muyuzun cevabında kentleşmeyle ilgili? Bu oran %50'lerde şu anda. Yine her iki insanımızdan birinin kullandığı ve ürettiği atık su arıtılmadan doğaya kontrolsüz olarak veriliyor ve su kaynaklarımızı, toprağımızı kirletmeye devam ediyor. Kanalizasyon sistemine baktığımız zaman %99 olarak görünürken bu rakam, arıtmaya baktığımızda bir kanalizasyon sistemi vasıtasıyla toplanan suyun arıtılmadan doğrudan büyük bir yük etkisiyle doğaya verildiğini görüyoruz aslında. Yine benzer şekilde tesis sayıları ve tesislerin kullanım kalitesiyle ilgili değerlendirmelerde de aslında var olan arıtma tesislerinin de doğru ve yeterli işletilemediğini, bu anlamda da sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki kullandığımız suyu nasıl kullanıyoruz, nereden temin ediyoruz sorusuna baktığımızda burada su kaynaklarına göre çekilen su miktarında belediyeler %40'lık bir payı kullanırken sanayi sektöründe termik santrallerin de neredeyse belediyelerle aynı paya sahip olduğu önemli bir faktör. Dolayısıyla suyun kısıtlı olduğu, su yönetiminin önemli olduğu bir süreçte su ihtiyacına göre tüm üretim yöntemlerinin değerlendirilmesi planlanmasında termik santrallerin hayatımıza etkilerinden bir tanesini de burada vurgulamak gerekiyor. Yine deşarj edilen su ile ilgili oranlara baktığımızda termik santrallerle belediyelerin oranlarının birbirine yakın olduğunu, ana baş aktörler olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'nin su kaçakları nedir? Dünyadaki ölçekten bahsetmiştim. Ülkemizde yine bakanlığın verilerine göre ki bu rakamların resmi halini kesin kaynaklarda vermek mümkün değil. Öngörülere göre Türkiye'de ortalama %35 ile %40 arasında su kaçağı olduğunu görüyoruz. Yani suyumuzun %40'ını daha musluğumuza ulaşmadan şebekede kaybediyoruz. İzmir için bu oran son yıllarda çalışmalarla %25'e kadar düşmüş durumda. Tüm su kayıplarına baktığımız zaman da aslında yine ekranda zaten görüyorsunuz, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sunumlardan alınmış slaytlardır bunlar. Örneğin yine bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede bakın İstanbul'un 2016 nüfusuna göre yapılan değerlendirmelere göre kaybolan 3 milyar metreküp suyun İstanbul'un yaklaşık 2,5 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtilmişti. Bu anlamda kentlerimizdeki altyapı eksikliği, üstteki hızlı yapılaşmaya ve nüfus göçüne karşılık altyapının, yeşil alanların ve çevresel altyapı tesislerinin karşılanmamasının getirdiği sıkıntıları burada da görüyoruz. Peki biz İzmir'de ne durumdayız kendi kentimizde diye? Şöyle bir İSU Genel Müdürlüğü üzerinden değerlendirmelere bakalım. Evet, ekranda İzmir'i görüyorsunuz. Biliyorsunuz bütün şehir yasasıyla beraber sınırı ve alanları da oldukça gelişmiş durumda. Ve biz İzmir'de Kuzey Ege Havzası, Küçük Menderes Havzası ve Gediz Havzası'ndan su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Ve her üç havzanın da ortak özelliği Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda yine bu kirlilik parametreleri ve buna ilişkin değerlendirmelerde su kalitesinin iyi olmadığı, su miktarının iyi olmadığı, üstelik bu havzalara yönelik kirlilik kısıtlarında kentleşme, sanayi, madencilik, Ege bölgesine özgü jeotermal enerji santralleri ve diğer faktörlerle beraber çok ciddi kirletici riskler bulunduğu ve bakanlığın acil müdahale çalışmaları kapsamında önerdiği mevcut tesislere yönelik rehabilitasyon çalışmalarına rağmen önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde kayda değer bir gelişme gözlenmesinin beklenmediği, ancak mevcut çalışmaların rehabilitasyonunun sürdürülebilir ve denetimlere açık olarak kararlı bir şekilde yürütülmesi halinde 20-25 yıl sonrasında iyileşmelerin olabileceği yönünde aslında değerlendirmeler var. İzmir'deki suyumuzun yaklaşık %60'ını yeraltı suyu kaynaklarından, %40'ını yüzeysel kaynaklardan sağlıyoruz. Ekranda İzmir'in su kaynaklarını görüyorsunuz. Ahtalı Balçova Gördes Barajı aktif kullandığımız barajlar. Onun dışında kentin ortasında kalan aslında geçmişte dayana hamamlarıyla antik bir su kaynağı olan Halkapınar. Şu an Halkapınar'daki mevcut metro istasyonunun spor tesisinin olduğu bölgenin geçmişte bir göl olduğunu ve şu anda hali hazırda İzmir'in içme suyu kaynağını sağlayan kuyularla beraber sisteme hizmet ettiğini düşünürsek aslında kaybettiğimiz kaynaklarımızın kendi kentimiz ölçeğindeki göstergesini de görmüş oluyoruz. İzmir'in su havzaları Tahtalı, Balçova, Gördes ve Ürkmez barajındaki havzalar ve yağış alanlarını ekranda görüyorsunuz. Ve buna ilişkin Eylül ayından itibaren biliyorsunuz bizler İzmir'de susuzluğu konuştuk. Barajlardaki doluluk oranlarını konuştuk. Daha önceki yıllarla karşılaştırma yaptık. Bu İSU Genel Müdürlüğü verilerinden alınmış bir tablo. 2021 şu anki yağışlardan sonra
Eylül, Ekim, Kasım ayını neredeyse yağışsız geçirirken sonra şiddetli yağışlarla, aslında sele dönüşen yağışlarla karşı karşıya kaldık. Son 2-3 haftalık dönemde de yağışlı havaya devam ediyoruz. Bu su kaynaklarımızı besledi, barajlarımız yeteri kadar doldu mu sorusuna verilecek cevap maalesef evet, sorun çözüldü değil. Çünkü bu nüfus artışı ve kontrolsüz süreçte havzalarımızı koruyamadığımız, su kaynaklarımızı koruyamadığımız noktada evet iyileşme belirtisi gösterse de bunlar maalesef kısa vadeli çözümler. Eğer doğru yönetemez ve planlayamazsak karanlık bir tablo bizi bekliyor. Aktif doluluk oranlarını yine ekranda görüyorsunuz. Ve İç Su Genel Müdürlüğü'nün stratejik planları kapsamında da İzmir'in gelecekteki su kaynakları olarak planlanan tesisler. Bunlardan iki konuya dikkat çekmek istiyorum. İzmir kenti mevcut su kaynakları yeterli olmadığı için kilometrelerce öteden Gördes'ten su getiriyor. Manisa'nın Gördes ilçesinden. Dolayısıyla aslında su hakkı kapsamında da değerlendirdiğimiz, suyun sadece insan kullanımına açık olmadığı, tüm canlılara ait bir kavram olduğu üzerinden düşünürsek, aynı zamanda da başka bir bölgeye ait kullanım, doğal ekolojik dengesi içerisinde olan suyu transferle kendi kentimize taşımaya çalışıyoruz. Bu da hem ekolojik olarak hem de toplumsal olarak değerlendirilmesi gereken bir kavram. İzmir'in gelecekteki su kaynağı olarak planlanan alanlarda şu anki mevcut su kalitesindeki yetersizlikleri de düşünürsek çok ciddi bir şekilde koruma ve kullanma dengesinin sağlanması, bu kaynaklara yönelik olası risklerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ancak ilginç olan, İzmir'in İç Su Genel Müdürlüğü tarafından gelecekteki su kaynağı olarak planlanan Çamlı Barajı, şu anda Çamlı Barajı'nın koruma alanında bir altın madeni işletmesi, Efem Çukur Altın Madeni işletmesi faaliyetini sürdürüyor ve bir su kaynağı bölgesinde çevresel riskleri yüksek bir tesisin işletilmesinden kaynaklanan problemlerle ilgili aslında odamızın da içerisinde olduğu, odamızın sivil toplum kuruluşlarının İç Su Genel Müdürlüğü'nün de içerisinde olduğu hukuki bir mücadele devam ediyor. Verilen ÇED olumlu belgelerine ilişkin açılan davalar noktasında ve ilginçtir ki yıllardır süren davalarda aslında bilirkişi raporlarıyla da tesisin mevcut haliyle bir kirlilik yarattığı ortaya konmuşken, bilirkişilerin İzmirli olduğu gerekçesiyle iptal edilen bilirkişi raporları ve hukuki mücadelede aslında çok da ilerleme kaydedilemedi. Bir taraftan buna ilişkin davalar devam ederken bir taraftan tesis çalışmasını sürdürüyor. İç Su Genel Müdürlüğü tesisine ihtiyacı olduğunu belirtirken Çamlı Baraj Havzası'na yine ülkenin su yönetiminden sorumlu olan, dolayısıyla kentin de su yönetiminden sorumlu olan kuruluş, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çamlı Baraj Havzası barajına ihtiyaç olmadığı bilgisi paylaşılıyor. Burada da iki kurumun değerlendirmeleri aslında soru işareti ki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çamlı Baraj Havzası ihtiyacı ortaya konmuşken sonrasında bundan vazgeçilmesi, aynı zamanda kısıtlı olan su kaynaklarımızda bu tarz tesislerin ortaya konması, çalışmasına izin verilmesi de riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde Gördes Barajı Havzası'nda şu anda aslında Manisa'nın içme ve kullanma suyu olarak kullanılan, kaynağı olarak kullanılan bölgede, İzmir'in de gelecekteki su kaynağı olarak planlanan bölgede bir nikel madeni işletmesi çalışmasına devam ediyor. Yine benzer şekilde bu işletmede yıllık üretimi 1 milyon ton kapasite olacak bir sülfürik asit fabrikası yapılması ile ilgili ÇES süreci devam ediyor. Son derece verimli bir tarım bölgesi olan Gördes Ovası'nda ve iki kentin içme ve kullanma suyu kaynağı olarak planlanan bir bölgede çevresel kirletme riski büyük olan bu faaliyetlere yönelik yürütülen ÇED süreçleri ve yatırım çalışmaları da aslında bizim kaynakları kullanıp kullanmama, koruyup korumama noktasındaki bakışımızı da ortaya koyan iki tane örnek. Atık su arıtma tesisiyle ilgili değerlendirmelerde Türkiye'deki atık su oranlarına, atık su arıtma tesis sayılarına baktığımızda İzmir diğer kentlere göre lider durumda. 66 tane hali hazırda işletilen atık su arıtma tesisi var. Ve Avrupa Birliği standartlarında arıtılan yıllık kişi başı atık su miktarlarını diğer kentlerle karşılaştırma olarak ekranda görüyorsunuz zaten. Bu anlamda da iyi. Ancak tüm bu değerlendirmelerde İzmir'in diğer kentlere göre iyi olduğu, ancak hali hazırda hem kentin üst yapısındaki çok hızlı değişim, plansız kentleşme sürecinde yaşanan sorunlar, dolayısıyla altyapı eksiklikleri, atık su arıtma tesislerinin sayısı ve arıtılan su miktarı ile ilgili değerlendirmeler olmakla birlikte bu kadar gelen nüfus yükü ve çevresel yük kapasitesine karşı bu altyapının yeterli olup olmadığı, buna ilişkin çok kısa sürede yatırımların yapılması gerekliliği, su kaynaklarının korunması, su havzalarının korunması sürecindeki çalışmalar ve tabii ki
iklim değişikliği etkisiyle bugün de yağışlı bir hava yaşadık ve her yağışta aslında o normal yağışların bile sele dönüştüğü süreçlerde, ülkemizin her yerinde karşılaştığımız süreçlerde, İzmir'in de sürdürülebilir ve bir dirençli bir kent için çevresel altyapısındaki eksiklikleri, aksaklıkları bir an önce gidermesi gerekiyor. Buna ilişkin çalışmaların yapılması gerekiyor. Yine su kaynaklarının kullanımı ve yönetimde aslında mevcut su kaynaklarının kullanılması, kayıp kaçak oranlarının azaltılması, aynı zamanda da arıtılmış atık suların yeniden kullanımı yönünde çalışmaların değerlendirilmesine yönelik de aslında alternatif çalışmaların yapılması gerekiyor. Bütün bu değerlendirmeleri yaparken birkaç slide'da da bilgi vererek bitirmek istiyorum. Yine Çevre Bakanlığı'nın Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme raporunda kendi bölgemizde ekranda gördüğünüz öncelikli illerin birincil öncelikli çevre sorunları ile ilgili bir paylaşım var. İzmir'in birincil öncelikli çevre sorunu atıklar olarak tanımlanmış ki bu Ali Ağa'dan kaynaklanan aslında verilerle ortaya çıkan süreç, ama Ege bölgesinde gördüğünüz gibi bir birincil öncelikli sorun olarak görünüyor. Yine kirliliği ile ilgili önceliklere baktığımızda Ege bölgesi ve İzmir bu anlamda birinci öncelikli sırada, riskin ve tehditlerin büyüklüğünü ortaya koymak anlamında. Ülkemizdeki yüzey suyu kalitesini paylaşmıştım. Şu kırmızı olarak gördüğünüz alanlar zaten kalitenin en kötü olduğu suları gösteriyor. Haritanın geneline baktığımızda aslında birinci sınıf olarak tanımladığımız mavi su kaynaklarını görmek çok mümkün değil. Ve yine bu önceliklendirme raporunda Türkiye'deki su havzaları ve illerle ilgili değerlendirmede bizim bölgemizde içeren Kuzey Ege, Gediz ve Büyük Menderes havzalarında çok acil önlemlerin alınması gerektiği ortaya konmuş. Ve sizlerin de gördüğü bu haberler, ben 20-21 yıllık çevre mühendisiyim. Lise dönemimden itibaren hep Gediz Nehri ile ilgili kirlilik çalışmalarından, yapılacak çalışmalarla ilgili süreçleri duyduk basında, çeşitli idarelerin çalışmalarında. Bugün Gediz hala bu başlıkla devam ediyor. Toplu balık ölümleri, sanayi atıkları gibi bu görselleri aslında her gün her yerde görüyoruz. Bir taraftan kaliteyle ilgili sıkıntılar varken her yağmurda da bu kentlerimizde, yanı başımızda gördüğümüz görüntüler bizden uzakta değil. Tüm burada kalite ve miktarla ilgili sıkıntımız varken, aynı zamanda biliyorsunuz son dönemde iklim değişikliğine, sıcaklık etkisine de bağlı olarak aslında sıcaklıkların arttığı, yağışların azaldığı bir döngüye girdiğimiz sistemde çölleşme riskiyle karşı karşıyayız. Ülkemizin Türkiye çölleşme risk haritasına baktığımız zaman özellikle Batı Akdeniz ve Ege havzalarında ciddi şekilde kuraklık riski olduğu, İç Anadolu ve zaten Güneydoğu Anadolu bölgesinde de çölleşmenin başladığı resmi verilerle de ortaya konmuş durumda. Peki bu süreçte en önemli nokta, tüm kaynaklarımızda olduğu gibi, tüm faaliyetlerimizin olası çevresel etkilerini değerlendirmek sürecinde olduğu gibi, aslında su yönetimini idari mevzuatlar anlamında da doğru kurgulamak, planlamak, yönetmek ve denetlemek. Ama ülkemizde su yönetiminde yetki ve sorumlulukları bulunan kurum ve kuruluşlara baktığımızda çok bileşenli bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve buna ilişkin değerlendirmelere de baktığımızda devlet su işlerinden belediyelere, su yönetimi genel müdürlüğünden Çevre Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, özel idarelere, Gıda Tarım Bakanlığı'na gibi gibi giden çok parçalı bir yapıda farklı sorumlulukların olduğu, birbiriyle çakışan süreçlerin olduğu bir su yönetimi sürecimiz var. Ve mevzuatımıza baktığımızda aslında ekranda da gördüğünüz gibi suyun yönetimi, denetlenmesi, korunması, planlanmasına ilişkin bir sürü mevzuatımız var. Buna ilişkin tanımlanmış yasal sorumluluklar var. Ancak uygulama sürecindeki gerçeklere baktığımızda biraz önceki gösterdiğim haritalar ve tablolar maalesef sürecin bir başka boyutu. Peki biz burada aslında asıl sorun dünyada da olduğu gibi ülkemizde de kentimizde de üretim ve tüketim sürecini nasıl algılıyoruz? Burada alınan tüm kararlarda yapılacak her faaliyette süreçlerin birbirinin önüne geçmeden öncelikle sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir yaşam noktasında herkesin suya, sağlıklı gıdaya, sağlıklı bir çevreye ulaşma hakkına sahip olduğu, kamusal yararına olduğu bir değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Ancak tüm bu süreçlerde maalesef ülke olarak karnemiz kötü. Yale Üniversitesi tarafından çevresel performans göstergeleri her yıl yayınlanır. 132 ülkenin değerlendirildiği göstergede ekranda ülkemizin yıllar bazındaki değişimini görüyorsunuz. 2006'da 49. sıradayken 2020'de 99. sıraya geriledik biz maalesef. Genel çevresel performans açısından 108. sıradayız. Su kalitesi açısından 72, biyoçeşitlik açısından 172. sıradayız maalesef.
Tabii ülkemizin ekonomi ve nüfus gelişimi olarak dünyanın ilk 20'sinde olduğumuzu düşünürsek, buradaki son 20'deki değerlendirmemizi de aslında yönetim ve planlama sürecinde karşılaştırmak gerekir. Bir çözüm nedir? Aslında çözüm bizlerden uzak değil. Bizlerin yıllardır paylaştığı, yıllardır her ortamda söylediği, ekolojiyi ekonomiye kurban etmeyen, doğal varlıklara saygılı, ülkemizin uzun vadeli yararlarına uygun bir kalkınma anlayışıyla, bir toplumsal yapılanmayla süreçlerin yönetilmesi, kararların verilmesi, uygulamaların, denetimlerin gerçekleşmesi ve tüm bu süreçlerde uzman, yetkin, yeterli teknik personelin olması gerekiyor. Bunu yapamadığımız sürece bizler su sorununu konuşmaya, çevre sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ancak şu ana kadar geldiğimiz noktada bazı değerlendirmelerde artık çok uzatmış gibi görünen iklim değişikliği, benden sonra Ali Osman hocamız da paylaşacak çevre sorunları aslında diğer sorunlardan farklı olarak doğrudan yaşamımıza etki eden sorunlar, yaşamsal maliyeti olan sorunlar, herhangi bir ekonomik bedelle karşı karşıya değerlendirilemeyecek sorunlar. Bizler sağlıklı bir çevrede yaşayabilmek, sağlıklı suya erişebilmek, insani hakkımız olan sağlıklı ve temiz, güvenilir içme ve kullanma suyuna erişebilmek noktasında bu süreçlerin doğru yönetilmesi için mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Birey olarak yapabileceklerimiz var. Biliyorsunuz son dönemde tasarruf çağrılarıyla beraber başlayan kentlerde. Tabii ki suyu doğru kullanmak, tüketim alışkanlıklarımızı yönetmek çok önemli. Bireysel olarak yapabileceklerimiz var. Burada sorunun parçasıyız, çözümün de parçası olmak durumundayız. Ancak biz bireysel olarak bu mücadeleyi yürütürken ilgili idarelerin merkezi ve yerel düzeyde politika ve karar verme süreçlerinden itibaren başlayarak yönetim aşamalarında da çok net bir şekilde sektörel su kullanımını doğru yönetmeyi, planlamayı ve tabii ki kaliteyi izlemeyi ve gerektiği takdirde de kötü örnekleri ayıklamayı ortaya koyması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu sürece dediğim gibi yaşamsal maliyetlerin geri dönüşü yok. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Helil Kınay'a. Gerçekten çok güzel, çarpıcı bir şekilde gerçekleri ortaya koydu. Tehlikelerimizi, bizi bekleyen tehlikeleri ortaya koydu. İki konuşmacının konuşmaları bittikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Ben soruları chatlerde yazanları tek tek not alıyorum. Yeliz Hanım da sanıyorum not alıyor. Daha sonra geçeceğiz tekrardan soru cevap şeklinde. O nedenle ikinci konuşmacımıza geçelim. İkinci konuşmacımız Ali Osman Karababa, halk sağlığı profesörü. Su ve sağlığımız konusunda bize çok önemli bilgiler verecek. Buyurun Ali Osman Bey. Teşekkür ederim. Toplantıya katılan tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Evet. Görebiliyorsunuz değil mi ekranı? Evet, görebiliyoruz. Tam ekran yaparsak eğer. Tamam, yapıyorum. Evet, ben sizlere su ve sağlığımızı, sağlığımız başlığında bir sunum aktarmaya çalışacağım. Ve ilk paylaştığım karede dünyada gerçekten insanların suyla ilgili çok çok ciddi sorunları olduğunu bir göstergesi, bir kare. Bununla başlamak istedim. Helil birçok noktaya temas etti, sağ olsun. Bir sağlıklı ve yeterli suya erişim hakkımızın var olduğunu ben tekrarlayarak başlamak istiyorum. Ve bu hakkımızın teslim edecek kurum da devlettir. Bunu söylemem gerekiyor. Ancak bu noktada hemen bir parantez açmak istiyorum. Tabii devlet deyince hükümetler hemen gündeme geliyor. Az önce Helen'in söylediği birçok olumsuzluk bana televizyonlarda kamu spotu olarak paylaşılan görselleri aklıma getirdi. Sizler de anımsarsınız. Sağlıklı çevre diyor ilgili bakanlık. Tarım alanlarının korunmasından bahsediyor ilgili bakanlık. Ve bununla ilgili tarım alanlarını sanayi tesislerine, ikinci konutlara veya konut alanlarına tahsis etmeyelim diyor. Ama bunu kime söylüyor? Bunları, bu tahsisleri yapan kendisi
Ancak bu kamu spotunu da hazırlayan kendisi. O yüzden ülkemizdeki bu çelişik duruma dikkat çekerek başlamak istedim. Ve suyun ekolojik döngü içinde çok 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 önemli olduğunu vurgulayarak devam etmek istiyorum. Dünyamızda 181 ülkede yaşayanların %75'i en azından temel içme suyu hizmetine sahip diye veriyor dünyadaki istatistik verilerimiz. Ve bu kuraklık, iklim krizini bir tarafa koyarsak geçmişten günümüze epey bir ilerleme kaydetmiş durumda. Ancak bununla beraber dünyada 2.1 milyar kişi güvenilir ve yeterli suya erişim hakkına sahip değil ne yazık ki. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da yaklaşık %80'i de kırsal kesimde yaşıyor. Kentlere gelindiğinde bu altyapı hizmetlerinin göreceli daha iyi bir konuma geldiğini görebiliyoruz ve bununla ilgili rakamları zaten Helin sundu sizlere. Bunları geçiyorum. Ve dünya çapında 700 milyon insanın 2030 yılına geldiğinde şiddetli su kıtlığı yaşayan bölgelerde olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ve 2050 yılına kadar var olan küresel su kaynaklarının üzerindeki baskılar sürdüğünde gayri safi yurt içi hasılanın %45'i ve küresel tahıl üretiminin %40'ının riske gireceği, risk altında olacağı, yoksul ve sınırlı geçim kaynaklarına sahip insanların bu olumsuz tablodan en çok etkilenecek insanlar olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Şu benim çok sevdiğim, çektiğim bir kare. Bu Munzur suyu. Munzur suyunun şu görüntüsünün bile yakın gelecekte giderek bozulmakta olduğunu, üzerine barajların yapıldığını söyleyerek devam etmek istiyorum. Şimdi bu slide'da insan dediğimiz varlığın gündelik yaşamının her aşamasında ister vücut sıcaklığının düzenlenmesi olsun, ister vücudumuzun hücrelerine oksijen transferi olsun, enerjinin, gıdalarımızda aldığımız enerjinin hücrelere taşınması olsun, vücudumuzda oluşan atıkların atılması, eklem yüzeylerinin kayganlaştırılması, dışkımızı rahatlıkla tuvaletlerde atabilmemiz, vücuttaki doku ve organların korunması, vücudumuzun neminin korunması, cildimizin düzgün olabilmesi, kırışmaması, bütün bunların hepsi suyla olası. O yüzden su yoksa canlılık da yok. Tabii bu verilerin benzeri doğadaki tüm canlılar için de geçerli. Şimdi insan dediğimiz varlığın doğumdan ölüme kadar değişen oranlarda vücudu sudan oluşuyor. Bu %70'ler hatta daha yukarısında başlıyor. %63'lere kadar iniyor yaşlandığımızda. Ve vücudumuzdaki sıvının %10'unu kaybettiğimiz zaman ölürüz. O nedenle günümüzde söz konusu ettiğimiz kuraklık ve bunun getireceği su eksikliği bu bağlamda bizim için yaşamsal önem taşıyor. Ve gördüğünüz gibi slaytta da 5-7 gün susuzluğa dayanabilecek bir bedenimiz var. Sonrası hayır, sonrası ölüm. Ve ortalama günde 2,5 litre kadar sıvı alması gerekir diyor kaynaklar. İnsan dediğimiz varlığın. Su tüketimimize baktığımızda ise gördüğünüz gibi bu Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verisi yaş gruplarına göre değişen oranlarda gündelik yaşamda erkek ve kadında da değişik miktarlarda su aldığımızı gösteriyor. Bu demin bahsettiğim değerlerle karşılaştırıldığında Türkiye'de insanların günlük yaşamında yeteri kadar su tüketmediğini gösteriyor. Daha yenisi var bunun. 2017'ye geldiğimizde ise değerler yaş gruplarına göre verilmemiş olmakla beraber burada başka bir şeye değiniyor kaynak. İçtiğimiz su nereden sağlanıyor? Gördüğünüz gibi şebeke suyu başta olmakla beraber buna eş değer düzeyde biz damacanadan yani ambalajlı sudan su günlük su tüketimimizi sağlıyoruz. Burada da ne yazık ki Türkiye'de su satan, ambalajlanmış su satan şirketlerin
belediyelerin sunduğu suyun iyi olmadığı, içinde ağır metallerle yoğunluk taşıdığı ve sağlığa olumsuz etkileri olduğunu sunuyor. Hatta şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Geçen gün kapım çalındı. Genç bir erkek ve kadın su arıtma sistemi satmaya geldiler. Bana söyledikleri şey şu: içtiğiniz suda arsenik ve ağır metaller var. O nedenle sizin şebeke suyu değil, ambalajlanmış su içmeniz daha da iyisi. Şebekenize bir tane arıtma sistemi takmanız ve biz de bunu satmaya geldik diyorlar. Evet, gündelik yaşamımızda biz suyu her ne kadar ayırmasak da burada gördüğünüz gibi temel bir içme suyumuz var. Bir de besin hazırlarken, yıkanırken, çamaşır, ev temizliği, kent temizliği, yeşil alanlarımızın sürdürülmesi ve endüstriyel tesislerinde, tarımda kullanmak üzere sular, su kaynaklarımızı tahsis ediyoruz. Ve burada özellikle endüstriyi saymazsanız kentsel su kullanımının oldukça büyük bir önem taşıdığı ve sınıflandırmada da farklı basamaklarda su ihtiyacımız olduğunu görüyorsunuz. Tabii demin Helil paylaştı. Nüfusla çok çok ilişkisi var. Örneğin 2025'te dünya nüfusunun 8.1 milyara ulaşacağı ve bu 8.1 milyarın da 5 milyarının en azından kentlerde yaşayacağını söylüyor uluslararası istatistikler. Bu sayı Türkiye'ye uyarlandığında Türkiye'de 2030'a geldiğimizde kentte yaşayan insan sayısının nüfusun %90'ına neredeyse ulaşacağını söyleyebiliriz. Burada kentleşmeyi görüyorsunuz. Bence su sorunu tartışırken önemli sorunlarımızdan bir tanesi kentleşme. İnsanların kırsal kesimden kente aktarılması, taşınması, göç etmeye zorlanması, ne derseniz deyin. Gördüğünüz 1 milyonun üzerine nüfusu olan kentlerimiz. Benim öğrencilik hayatımda bunların sayısı neredeyse 3-5 taneydi. Şimdi gördüğünüz gibi ilk 20 dediğimiz 1 milyonun üstünde nüfusu olan 20 tane ilimiz, kentimiz söz konusu. Şimdi şuradaki grafikte ben hepsini tamamını söylemeyeceğim ama gördüğünüz gibi insan kaynağı, insanın günlük tükettiği suyun az önce Helin de söylediği gibi önemli bir bölümü su kaynaklarımıza atık olarak aktarılıyor ve bu arıtılmadan yapılıyor büyük oranda. Değerleri Helil verdi, ben tekrarlamayacağım. Ve gelişmekte olan ülkelerde şebekeye verdiğimiz suyun, ki biz kendimizi gelişmiş ülke grubuna koyamıyoruz, ben daha çok bu grupta yer aldığımızı düşünüyorum kendi adıma. Ve suyun %50'si, oranları detaylı verdi arkadaşımız, şebekeden dışarıya sızıyor. Bunun şu anlamda bir önemi var. Eğer şebekeniz suyu toprağa sızdırıyor ise aynı zamanda bu sızıntı noktalarında yakınında bulunan kanalizasyonun sızdırdığı atıkların da şebeke suyuna geçebilme riski var. Bu nedenle önemli. Bir başka soruna dikkat çekmek istiyorum. Bakın altta Nairobi kent yoksulları New York'taki kent yoksullarına göre bile 10 kat daha fazla para ödüyor suya ulaşmak için. Bu da dünyadaki suyun hem dağılımı hem de tüketime sunulması aşamasında ne kadar eşitsizliklere neden olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Bunları geçiyorum, Türkiye'nin su riskini, su sıkıntısını, ama şunu paylaşacağım. 2030 yılında Türkiye en riskli ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle hazırlanmamız gerekiyor. Ancak kamunun gerçek anlamda bu aşamada bir yeterli hazırlığının varlığını biz söyleyemiyoruz. Su sorunu çok önemli sağlık açısından. Dünyada her yıl neredeyse 2 milyon insanın ölümü ve neredeyse 55 milyon sağlıklı yaşam yılı kaybının gerekçesi yeterli ve sağlıklı suya erişememesi insanların. Ve bu sorun daha çok gelişmekte olan ülkelerde
Ve bakınız, gelişmekte olan ülkelerdeki ölümlerin %99.8'inin ve çocuklardaki ölüm vakalarının nedeni sağlıklı suya erişememek. Burada başka bir çelişik nokta var. Bunu biz hükümetin son girişimlerinden biri olan Çeşme Yarımadası'ndaki turizm geliştirme projesiyle ilişkili olarak bunu söylemek istiyorum. Çeşme'ye 20 tane golf sahası yapacağız diyor hükümetin yetkilileri. Ve burada da bir golf sahasının ne kadar büyük su tüketimine neden olduğunu rakamlarını görüyorsunuz. Ben hepsini tek tek söylemeyeceğim. Ve bir golf sahasının bir yılda 12 bin nüfuslu bir yerleşim yerinin suyunu tükettiğini söyleyerek bu slaytı geçmek istiyorum ki burada Çeşme Yarımadası'nın da ne kadar su sorunu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi küresel ısınma demiyoruz artık, küresel iklim krizi diyoruz. Bunun getirdiği bir su sorunumuz var. Demin dikkat çekildi. Ve bu çerçevede önlem alınacak. Ne gibi önlem alınabilir? Birincisi, su tasarrufu yapılabilir. Evet, bireysel tüketim azaltılabilir. Bu çok çok önemli. Sanayinin özellikle çok su kullanan sektörlerde su kullanımında azaltma yapılması ve bana göre daha da önemlisi bu sanayi sektörlerinden vazgeçilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki tarımsal su tüketiminde de hem sulamanın yöntemsel değişikliği hem de bitkilerin suya taleplerinin azaltılması yönündeki girişimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumların suya olan talebinin yönetimi de söz konusu. Burada su bedelinin artırılması en sık uygulanan yöntem. Tabii bu yöntem uygulanırsa kim suyu daha az kullanacak? Kuşkusuz gündelik yaşamında gelir düzeyi az olan insanlar. Bunun getireceği sorun ne? Bu insanların daha çok özellikle su kaynaklı bulaşıcı hastalık riski altında bulunmaları ve yaşam kayıplarının artması anlamına geliyor. Arzın düzenlenmesi gündeme gelebilir. Bu yeni su kaynaklarının bulunmasını gündeme getirebilir. Yeni barajların yapılmasını gündeme getirebilir. Tabii bu da az önce Helil'in söylediği gibi kentlere çok uzaklarda doğanın veya başka insanların kullanacağı suların büyük kentlere taşınması gibi riski beraberinde getiriyor. Şimdi Türkiye'deki suya dikkat çekti Helil. Ben burada iki rakam verip geçeceğim. Türkiye'de yıllık su tüketimi kişi başına 2020'de 1519 litre, 2030'da ise bu miktarın 1120 litreye düşeceği, hem su sıkıntısı hem de Türkiye'nin nüfusunun artacağı gerekçesi üzerinden bunu söylüyorum. Doğadaki suyu biz üç başlıkta irdeliyoruz. Özellikle burada yeraltı suları gündelik yaşamımızda kentlere, yaşam alanlarına su veren en önemli kaynak. İkinci kaynağımız da bunun yetmediği koşullarda yüzeysel su kaynaklarımız. Yüzeysel su kaynaklarımızın kirli olması nedeniyle arıtılmadan tüketime sunulabilmesi söz konusu değil. Ama bu konuda da Helil sıkıntılara dikkat çekti. Su döngülerinin riske girdiğini söyledi Helil, onu geçiyorum. Ama ben burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Havza bazında su yönetimi bağlamında önemli bir rol hükümetin ilgili kurumlarına, yerel yönetimlere, tabii ki bu ülkede yaşayan insanlar olarak tarımla uğraşanlara, sanayide uğraşanlara ve gündelik yaşamında suyu nasıl kullandığına dikkat etmesi gereken bizlere düşen yükümlülükleri olduğunu dikkat çekerek söylemek istiyorum. Çünkü bu suyun çıktığı noktalarda su temiz, doğadaki su temiz. Ancak su havzasında akmaya başladığında bu havzada yapılan tarımsal üretimden taşınan pestisitler, yapay gübreler nedeniyle su kirleniyor. Bu havzada bulunan sanayi tesislerinin atıklarını arıtmadan suya verdikleri için kirleniyor. Bu havzada yer alan yerleşim yerlerinin arıtmadan atıklarını suya verdikleri için su kirleniyor.
Ancak aynı su bizim için yaşam kaynağı. Eğer bu olumsuzlukları önleyebilirsek o zaman yaşam kaynaklarımızı da korumuş ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı da böylece korumuş oluruz. Tabii burada hem bireysel hem yönetimsel anlamda yükümlülükler olan kurumlara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi yeşil doku, ormanlarımız, yeraltı su kaynaklarının oluşması ve de bizim yeterli suya ulaşabilmemiz açısından çok çok önemli. Ben yakın çevremizdeki birkaç şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu TÜMAD İvrin'de altın madeni, Burhaniye'nin tepesinde. Yeri neresi? Madra Dağı. Çevresindeki binlerce, hatta neredeyse milyonla ölçülebilecek sayıda insana su kaynağı sağlayan dağ. Tepesinde gördüğünüz ne? TÜMAD altın madeni. İzin veren kim? Hükümet, ilgili bakanlıkları, ilgili kurumları. Ve aynı işletmenin şu anki geldiği durum. Bakınız etrafında her taraf yemyeşil ormanlık alan. Yani yağan suyun sel olmasını önleyen, yağan suyun yeraltı su kaynaklarını oluşturmak için toprağın süzülmesini sağlayan orman. Biz bunları yok ederek bindiğimiz ağacı kesiyoruz. Bakınız şurada TÜMAD Madencilik Lapseki tesisi var. Görüyor musunuz? Nerede? Kaz Dağları'nın üzerinde. Ve gelinen nokta bu. Gördüğünüz gibi yeşil doku yok edilmiş. Maden işletmesi kuruluyor ve buna izin veren gene kamu. Onca karşı çıkılmasına karşın. En çok tepki çeken tesislerden biriydi. On binlerce insan gitti yerinde direnişte bulunduğu eylem yaptı. Kirazlı Altın Maden İşletmesi, Çanakkale. Bakınız yaklaşık neredeyse 300 binin üzerinde ağaç kesildi şurada. Buradaki ormanın yeraltı su kaynaklarına olan etkisini bir düşünün. Ve bu yok edilişin getireceği ekolojik yıkımları ve su kaynaklarına etkisini hayal edin. Hemen yakınımızda Tahtalı Baraj Gölü İzmir'in neredeyse suyunun üçte birinin fazlasını veriyor. Madencilik riski altında, az önce Helil söyledi, Efem Çukuru altın madeni. Çevresinde tarımsal üretim var. Pestisit riski altında ki belediyenin bu konuda girişimleriyle çevresindeki pestisit eli kullanarak yapılan üretimlerin engellenmesine çalışılıyor. Evsel kaynaklı atıkların verilmesiyle mikrobiyolojik kirlilik söz konusu. Çevresinde belediyenin yaptığı arıtım tesislerinin etkili çalışmasına bağlı olarak korunması söz konusu ve endüstriyel tesislerin burayı kirletmesi. Tabii bunda hükümetin aldığı kararların çok çok önemli etkisi var ve hükümet su kaynaklarının kirlenmesi için sanayinin önünü açmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. Ve bu noktada bir karikatür paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, şimdiye kadar anlattığım ve bundan sonra anlatacağım her şeyin arkasında dünyanın yaşadığı bu sorun var. Bir hekimin koyduğu tanı. Ne diyor? Senin problemin kapitalizm diyor. Evet, sorunumuz bu. Sistem sorunumuz var. Bu sorunu değiştirmediğimiz sürece ne dünyanın kurtuluşu söz konusu, ne sağlıklı suya erişim söz konusu, ne yeterli suya erişim, ne de sağlıklı çevrede yaşama hakkımız söz konusu. Şimdi sağlıklı bir su ne demek? Bir, günde kişi başına yeterli miktarda olacak. Duyu organlarıyla algıladığımız özellikleri, yani organoleptik özellikleri iyi olacak. İçinde sağlığımızı etkileyecek kimyasal maddeler bizim tercihimiz hiç olmaması, ama geldiğimiz noktada bu imkansız diyoruz artık. Kabul edilebilir yasal limitler, ki bunlar bile aslında fazla, ama en azından bu limitlere uyulmasını istiyoruz. Ve bir de tabii ki içinde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek mikrobiyolojik ajanların olmaması gerekli diyoruz. Ve yeterli sudan kastım nedir? Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu önemli çünkü. Bakınız nüfusu 5000'den az olan bir yerleşim yerinde yaşayan insanlarda kişi başına 60 litre su günlük yaşamın sürdürülmesi için yeterli. Bunlar uluslararası rakamlar. Nüfus 5000 ile 50.000 ise miktar 60 ile 100 litre arasında değişiyor. Nüfusun artışıyla ilişkili. Nüfus 50.000'in üzerinde ise
100 litrenin üzerinde olması gerekiyor. Ortalama olarak hani var olan koşullarda ideali belki daha fazla olabilir ama büyük kentlerimiz için 150 litrenin yeterli olabileceğini söylemek istiyorum. Tabii sağlıklı ve yeterli suya ulaşım hakkının sağlanması yanında insanların bu suya erişimi için ödedikleri para da sosyoekonomik gelişmişlik üzerinden değerlendirdiğimizde önem kazanıyor ve bizim tercihimiz insanların temel tüketim miktarlarının insan diyor topluma ücretsiz sağlanması ki bu da kişi başına miktarları düşünerek hesaplanıp sağlanabilir. Ancak buna da tabii ki hükümetler izin vermiyor ki Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven bu konuda bir uygulama yapmıştı ve devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Neredeyse ceza alacaktı. Verdiğimiz bilimsel görüşlerle bunun önüne geçtik. Evet, organoleptik özellikleri geçeyim ben hemen. Su kirleticilere bakalım. Hastalık yapıcı canlılar, bakteriler, parazitler, virüsler, mantarlar olabiliyor. Suya ulaşan sanayi kaynaklı, bazen de kentsel kaynaklı toksik kimyasallar, pestisitler, siyanür, dioksinler, poliklorobifeniller, polistik aromatik hidrokarbonlar, ağır metaller, kadmiyum, kurşun, cıva, antimon, arsenik ki bunlar artırılabilir. Hepsi yok bile burada. Bakteriyolojik özelliklerden, etkenlerden bahsetmiştik. Örneğin dizanteri, kolera, tifo gibi hastalık etkenleri, hepatit gibi hepatit A türünden virüs etkenler, giardia, ascaris, oksür, amip gibi parazit hastalıkları. Bunlar hepsi özellikle evsel kaynaklı atıkların içme suyuna verilmesi ve bunun arıtılmadan insanlar tarafından tüketilmesi nedeniyle söz konusu. Aynı zamanda da az önce söylediğim kentsel su sisteminin yani su şebekesinin kanalizasyonla yakın komşuluğu nedeniyle ikisinin de sızdırması halinde kanalizasyonda sızan gördüğünüz bu kirleticilerin şebeke suyuna karışması halinde kentsel tüketime ulaşması ve oradan bize gelip su kaynaklı salgınları oluşturması söz konusu. Üzerinde durmayacağım. Az önce söylediğim suyun içinde kimyasalların, ağır metallerin veya kimyasal bileşiklerin limitlerin altında olması için çaba gösterilmesine dikkat çekmiştim. Burada bu değerleri görüyorsunuz. Bunu geçiyorum. Bunlardan özellikle arsenik üzerinde durmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü Türkiye arsenik açısından zengin bir jeolojik yapı üzerinde yaşıyor. Yani toprağımız arsenik açısından zengin. Ancak az önce özellikle sözünü ettiğim altın madeni işletmeleri de sürekli Türkiye'nin her yerinde ağır metalleri arsenik başta olmak üzere toprağa veriyor. Hem kullanmadığı adına pasa dediği içindeki ağır metallerin kükürdün sülfürik asite dönüşmesiyle ağır metal bileşiklerini ayrıştırıp yeraltı sularına ulaştırması nedeniyle hem de atık baraj göllerindeki bu ağır metallerin siyanürle altın madenini elde etmek için toprağın karıştırılması sırasında ağır metal bileşiklerini ayrışması ve elementel formda atık baraj göllerinde saklanması ve bu baraj göllerinde sızdırması nedeniyle sürekli doğaya yayılması söz konusu. O nedenle Türkiye açısından bu iki başlık nedeniyle arsenik önemli ve buna dikkat çekmek istiyorum. Hemen arkasından da bakınız Bergama'da bizim yıllarca uğraştığımız Ege Çevre ve Kültür Platformu olarak İzmir'deki demokratik kitle örgütleri ki Helil demin dikkat çekti. Hep birlikte çaba gösterdiğimiz Bergama Altın Madeni. Benim de içinde bulunduğum bir ekip tarafından aldığımız su örneklerindeki arsenik miktarlarını görüyorsunuz burada arkadaşlar. Bakınız. 2 tane içme suyu, 3 tane de artezyen suyu. İçme sularında 25-23 kat, artezyen sularında 9 ile 13 kat arasında arsenik var. Bunlar içiliyor. Bunlar da tarımsal üretimde sulama suyu olarak kullanılıyor. Bitkilerin yapısına giriyor ve bize ulaşıyor. Ve bunların kaynağında da ağırlıklı olarak altın madeni işletmesi var.
Evet, arsenik sağlık açısından riskli bir element. Düşük doğumla düşüklere, erken doğumlara, ölü doğumlara neden oluyor. Ciltte kalınlaşmaya, cilt renginin koyulaşmasına neden oluyor ve diyabete neden oluyor. Şeker hastalığına arkadaşlar. Siyah ayak hastalığına neden oluyor. Sürekli suda arsenik olması ve bunun gündelik yaşamda kullanılması nedeniyle özellikle suyun içinde arsenin yoğun olduğu yerleşim alanları açısından bu risk çok önemli. Kılcal damar dolaşımını durdurduğu için ayaklar beslenemiyor ve siyah ayak hastalığı dediğimiz şu tablo ortaya çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi bakın bu vatandaşın ayak baş parmağı yok, kendiliğinden düşmüş. Tabii bu tür tablolarda ne oluyor? Vatandaşın ayağı kesiliyor. Buna dair bir veriyi paylaşayım. Arsenik aynı zamanda cilt, prostat, akciğer, mesane, böbrek, karaciğer, solunum yollarında kanser yapıyor. Burada saymadığım, demin söylediğim tüm ağır metaller de arkadaşlar aynı şekilde kanserlere ve sistemik sağlık sorunlarına ve organların yetersiz çalışmasına ve buna bağlı sağlık sorunlarına neden oluyor. Ne yazık ki. Evet, İzmir'in suyunda arsenik var mı diye sorabilirsiniz. Bir zamanlar bu tartışma çok oldu. Özellikle Menemen, Sarıkız, Göksu kuyularında o dönemdeki kuraklık nedeniyle arsenik düzeyleri artmıştı. Bununla ilgili bir sorun yaşadık. Özellikle Melih Gökçek burada üzerinde durulması gereken bir insan. Kızılırmak'tan kente verdiği suyun kirliliğine dikkat çekmek isteyen kitlelerin karşısında başka bir cümle kurdu. İzmir'in suyuna hiç bakmıyorsunuz, geliyorsunuz Ankara'ya dikkat çekiyorsunuz diye. Evet, o dönemde İzmir'in sularında arsenik miktarı yüksekti. Buna dikkat çekmek istiyorum. İzmir'de böyle sorunlar yaşandı. Ama bu sorunun arkasında yatan başka bir şey vardı. Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü'nün sudaki arsenik limiti litrede 50 mikrogramdı. Ve bu miktarı 10 mikrograma düşürdü. Ve birdenbire İzmir'in suları bu bağlamda kuşkusuz riskli çıktı. Tabii bunun üzerine belediye önlem aldı. 2012'de bir arsenik arıtma tesisi kurdu ve şu an kentin tükettiği sudaki arsenik miktarı tanımlanan 10 mikrogram litrenin altında. Hiç yok demiyorum, bakın altında. Az önce söylemiştim, pestisit sulara karışıyor, tarımsal üretim alanlarında sucul ortamlara karıştığında bu ortamlarda burada gördüğünüz gibi arkadaşlar besin döngüsüne girerek bir yoğunlaşması söz konusu. Ve de tabii ki bu sağlık açısından ciddi düzeylere ulaşacak şekilde yoğunlaşmasından bahsetmemiz gerekiyor. Burada pestisitlerin sağlık riskine dikkat çekmek istiyorum. Kanser, doğumsal anomaliler, sinir sisteminin üzerine toksik etkiler, doğurganlık üzerindeki etkiler ki burada işte kanserler bağlamındaki etkilerini görüyorsunuz. Akciğer, beyin, testis, karaciğer, lösemi, kan kanseri vesaire gibi birçok sağlık sorunlara neden olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Sudaki insan kaynaklı atıkların özellikle idrardan kaynaklı amonyağın nitrat ve nitrit ve nitrata dönüşmesiyle sudaki nitrat miktarı artarsa gastrointestinal sistem mesane kanserleri neden olabiliyor. Bu nedenle de suya kanalizasyon karışmasının önemli bir riski de bu anlamda dikkat çekmek istedim. Demin su sağlamayı anlattı Helil. Özellikle belediyelerin görevi yeraltı ve yüzeysel sulardan sağlanıyor İzmir'in suları. Ağırlıklı olarak yeraltı sularından. Bu bağlamda kaynaklara dikkat çektiği için ben cümle kurmuyorum. Ama şunu göstermeden geçmek istemiyorum. Gördes Barajı. Kilometrelerce ötede İzmir'e. Az önce Helil'in sözünü ettiği Efem Çukuru Altın Madeni'nin yapılacağı alandaki Çamlı Barajı'na izin vermediği için hükümet Gördes Barajı'nda burada gördüğünüz gibi iki tane dev boruyla suyun gelmesini sağladım diyor. Tabii bütün bu boruları döşeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Bunları yapmadı, hükümet yapmadı. Yalnızca Gördes Barajı'ndan İzmir'e su gelmesine izin verdi, o kadar. Ama şimdi Gördes Barajı da yapım hataları nedeniyle su tutamıyor. Şu iki borudan İzmir'e su gelmiyor ne yazık ki.
ne zaman tamir olacağı da yılan hikayesi gibi. Şimdi Tahtalı Barajı'ndan gelen suya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle belediyenin kontrol altında olan bir sistem. Dijital ortamda kontrol ediliyor. SCADA sistemiyle İzmir'in suyu kontrol altında. Su, barajda biriktirilen su arıtma tesisine geliyor, havalandırılıyor. İçindeki partikül maddeler, tanecikler çöktürülüyor. İçine konulan kimyasallar ve de çökertme havuzlarında. Kum filtrelerinden geçiriliyor. Burada temizlenmiş oluyor iyice ve klorlanıyor ki bu çok çok önemli. Şebekete suyu kaçak veren sistemler klorlanmalı. Klorun kullanılmasının çok çok önemli bir nedeni klorun kalıcı dezenfektan etkisine sahip olması. Yani şebekeye siz suyu klorlayarak verdiğinizde böyle bir kirlilik şebekeye içinde su giderken, yani bize ulaşırken söz konusu olursa klor o kirliliği bertaraf ediyor. O açısından önemli ve bunu burada paylaşmak istedim. Demin Helil bahsetti. Bunlar nedenle geçmek istiyorum. Su, doğadaki su kaynakları böyle gördüğünüz şekilde kendiliğinden yüzeye çıkabiliyor. Bu demin size fotoğrafını gösterdiğim, bu da benim fotoğrafım. Munzur suyunun çıktığı yerdeki görüntüsü arkadaşlar. Tertemiz, buz gibi anında içilecek bir su. Yeter ki bu suyu kirletmeyelim. Doğa bize bu nimetleri sunuyor. Kaynaklarda Munzur dağlarına yağan karlar. Tabii iklim değişince bu dağlara kar yağmayacak. Orada yapılan barajların da böyle bir olumsuz etkisi var. Ve o buz gibi güzelim tertemiz suyun akışı da azalacak. Belki de süreç içinde kuruyabilecek. Evet, burada gördüğünüz su kaynaklarının ambalajlanarak insanlara sunulması. Az önce tüketimde göstermiştim. Şebeke suyundaki kentlere sunulan suyun tüketilmesi kadar insanlar tarafından yarı miktarda da ambalajlı su tüketiyor Türkiye'de insanlar. Özellikle kentsel kesimlerde. Ve buradaki bu pazarın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yıllık pazarın büyüme hızı %20. Kullanılan ambalajların geri dönüşüm oranı %10. %90'ı doğada kirlilik yaratıyor. Plastiğin doğada ne kadar uzun süre kaldığını hepimiz biliyoruz. Evet, bunun yenisini koymayı unuttum arkadaşlar. Bu için özür diliyorum. Bakınız, 2015 yılında kişi başına Türkiye'de 143 litre ambalajlı su tüketiliyormuş. Ve bunun da tabii ki bu sektöre getirdiği oldukça büyük bir kazanım var. İnsanların kentsel su kaynaklarının şebekedeki suyun kirliliğine inandırılmasının da böyle bir olumsuz etkisi var. Kendi adıma ben çeşmedeki suyu içiyorum arkadaşlar. Bunu da burada söyleyeyim. Evet, 2019 yılında kişi başına ortalama tüketim 73 litre PET, 79 litre damacana olmak üzere 152 litreye ulaşıyor. Türkiye ambalajlı su tüketimi açısından dünya sıralamasında 8. diyor bu sektörün derneği SUDER. Evet, su sağlama görevi belediyelerin, devlet su işlerinin, ağırlıklı belediyeler bu işi görüyor. Bakın burası Munzur arkadaşlar. Şu akan Munzur suyunun kaynağı şu karşıda gördüğünüz dağlar. Su denetimi yapılıyor arkadaşlar. Belediyeler kaynakta fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizler yapıyor. Şebekeden her gün aldığı örneklerde bakteriyolojik analiz ve klor ölçümü yaparak sürekli suyu denetliyor. Bu analizlerde özellikle kimyasal analizde organik kimyasallar, amonyak, nitrit, nitrat, ağır metaller, pestisit ve diğer toksik kimyasalların varlığı değerlendiriliyor. Suyun özelleştirilmesi hep gündemimizde. Şu nehir tipi barajlar ve bunun için su havzalarının özel şirketlere tahsisi bu hedefe yönelik arkadaşlar. Suyun özelleştirilmesi ki yakında tarımsal sulama suyunun, belediyelerin kullandıkları suyun parayla özel şirketler tarafından satılması bile gündeme getirilebilir. Bu yönetimlerle, bu kapitalist düzende. Eğer bu olursa su kullanımı mutlak azalacak arkadaşlar. İnsanların kullandığı su.
Bu neyi getirecek? Suyla bulaşan hastalıkları artıracak. Su eksikliğine bağlı uyuz gibi, bitlenme gibi temasla bulaşan hastalık riskini artıracak. Doğumda beklenen yaşam süresinin azalmasını getirecek arkadaşlar. Bu bizim suya yönelik tepkimizi, biz diyorum ben Ege Çep'in bir aktivistiyim. Şu an Ege Çep'in dönem eş sözcüsüyüm. Sevgili Berna arkadaşımla beraber sözcülüğü yapıyoruz. Ve bu da Ege Çep'in suyun hak olduğunu ifade eden pankartı. Evet, su dünya mirasının bir parçası, topluma ait, özelleştirilmemesi gerekiyor. Ve bunun titizlikle yasal olarak, ulusal ve uluslararası yasalarla da korunması gerekiyor. Hemen buradan kuraklığa dair birkaç slide göstermek istiyorum. Bakınız, şu son yağışlardan önce Tahtalı Baraj Gölü arkadaşlar. Kuraklığın etkisi bu. Helil buna benzer kareler paylaşmıştı. Bu çok yeni bir şey. NASA'nın görselleri. Gördüğünüz gibi Türkiye'deki yağış azlığını ve kuraklığın Türkiye genelinde ne kadar önemli olduğunun bir karesi bu. Eğer susuzluk, kuraklık söz konusu olursa karşımızda ne gibi sağlık sorunları olacak? Bakın burada bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Kuraklığı meteorolojik, tarımsal, sosyal ve gıda yetersizliği bağlamında değerlendiriyor bu tablo. Meteorolojik bağlamda vektör sayısındaki değişimler, vektör sayısında artış, başta sıtma olmak üzere vektörlerle bulaşan hastalıklarda artış gündeme geliyor. Tarımsal kuraklık, tarımsal üretim üretmedeki azlığı gündeme getiriyor. Bu da kişi başına düşen tarımsal üretimin azalacağı ve gıda yetersizliği olacağını gündeme getiriyor. Ve bu da beraberinde paranız varsa yurt dışından gıda alırsınızı getiriyor. Ama arkadaşlar gelinen noktada öyle bir yere geleceğiz ki istediğiniz kadar paranız olsun, külçe külçe altınlarınız olsun, o madenlerden elde edilen, kimse size gıda vermeyecek. Çünkü herkes kendi başının çaresine bakacak. Hatırlayın, Türkiye bu pandemi döneminde Rusya'dan buğday almak istedi. Rusya Türkiye'nin istediği miktarda buğdayı vermedi. Neden? Kendine gerekliydi. Sosyal açıdan bakıyoruz. Gıda yetersizliğine bağlı hastalıklar, ki gıda yetersizliği aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık getirir. Enfeksiyonları artırır. Su kaynaklı, gıda kaynaklı enfeksiyon riskini artırır. Gıda yetersizliği tabii ki açlıktan ölümü getirir. Umarım görmeyiz ama gelecekteki tablo, az önceki su yetersizliği, kuraklık nedeniyle, iklim krizi nedeniyle dünyayı, doğal olarak Türkiye'yi de buraya getiriyor. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı Akdeniz havzası iklim krizinden en çok etkilenecek havza. Kuruyan göllerimizden bahsediyor kaynaklar. Birkaç görsel. Burdur Gölü. Şunu göremiyorum ben. Siz görüyorsunuz ama arkadaşlar, göl isimlerini ezbere hepsini bilmiyorum. Bunları tek tek siz görüyorsunuz. Eğirdir Gölü şu anda. Evet. Acı Göl, Akşehir Gölü, Yarışlı Gölü, Göl Marmara. Arkadaşlar hemen Manisa'da yakınımızda. Bakın bu öncesi, bu da şimdiki. Görüyorsunuz değil mi? Ne acı bir tablo. Bu aynı zamanda ekolojik yıkımın ne büyük bir sorun olduğunu günümüzde bize gösteriyor. Bu da benim çok sevdiğim bir yer, Meke Gölü arkadaşlar. Geçmişi buydu, şimdiki hali bu. Evet, İzmir Kuş Cenneti hemen burnumuzun dibinde. Onun da bir kuraklık sorunu var. 2020'den bir kare bu da. Ve ben sağlığın bir insan hakkı olduğu, sağlıklı çevrede yaşamı hakkımızın olduğu, bunların anayasal haklarımız olduğunu vurgulayarak sunumu burada bitirmek istiyorum. Sağlıklı kalın diyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bana bu sunumu şansını verdiğiniz için örgüte de teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Ali Osman Karababa. Gerçekten etkileyici, güzel bir konuşma yaptınız. Her zamanki gibi keyifle sizi izledik. Şimdi ben notlarımı aldım.
çok fazla soru var. Mümkün olduğu kadar bu soruları cevaplamaya çalışalım. Birbirine benzeyen sorular da var. Önce Helil Hanım'ın sorularını alalım. Sonra Ali Osman Bey'in sorularına geçelim. Bir katılımcı Helil Hanım karbon ayak izinin azaltılmasını sormuş. Yani bunun daha iyi bir katkı olacağını söylemiş. Şimdi bir su sorunlarına eğildiğimiz zaman bazı kavramlarla karşılaşıyoruz. Ekolojik ayak izi, su ayak izi gibi. Bu konularda ne diyorsunuz? Türkiye'nin ekolojik ayak izi, su ayak izi nedir? Dünya ortalamasına göre durumumuz nedir? Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz? Teşekkürler. Tabii bahsettiğiniz gibi aslında ayak izi diye ortaya koyduğumuz kavram birey olarak da, sektörel olarak da aldığımız nefesten başlayarak yaptığımız her türlü faaliyet kapsamında üretilen, tüketilen kaynaklarla ilgili bir değerlendirme. Bunun üzerinden de ortaya konulan kavramlar. Yani karbon ayak izi dediğimiz süreç, faaliyet boyunca yürütülen her aşamada oluşan sera gazı emisyonlarının hesaplanmasıyla ortaya konan bir değerlendirme. O yüzden de özellikle iklim değişikliği süreçlerde bu etkinin azaltılması, buna yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesiyle ilgili de değerlendirmeler yapılıyor. Benzer şekilde su ayak izi ile ilgili kavram da aynı aslında. Sunumun içerisinde de kullanmıştım. Örneğin tarımsal faaliyetlerle ilgili ya da evimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili değerlendirme, ne kadar su tükettiğimiz, o hedefin tüm aşamalarına gelene kadar. Örneğin evimizde buzdolabımızı açıp süt içmek istiyoruz. O sütün üretim aşamasından buzdolabımıza gelene kadar, bizim tükettiğimiz aşamaya kadar olan süreçlerinde ne kadar su harcanıyor? Dolayısıyla tarım hayvancılık boyutundan ambalaj paketleme üretim boyutuna kadar bunlarla ilgili değerlendirmeler. Tüm bunlara baktığımızda aslında tüm faaliyetlerin çevresel etkileri, kaynak kullanımı ile ilgili paylaşımlarımız da bütün de aslında ekolojik ayak izimizi oluşturuyor. Burada Türkiye'nin ekolojik ayak izi ile ilgili değerlendirmeler konusunda açıkçası ben bilmiyorum cevabını vereceğim. Şu anlamda bilmiyorum cevabını vereceğim. Çünkü buna ilişkin çeşitli çalışmalar mevcut, belirlenen rakamlar var. Ancak kendi sunumunda da bahsettiğim gibi zaten veri anlamında güvenilir ve sağlıklı veriye ulaşma noktasında çok ciddi eksikliklerimizin olduğu, kurumsal veri paylaşımının olmadığı bir noktada bu verilen değerlendirmelerin de tahmin üzerinden olduğunu aslında kabul etmek lazım. Ama genel anlamda baktığımızda ülkemizin tüm süreçlerinde ekolojik ayak izimizin kara bir tablo olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii dünya ölçeğinde değerlendirdiğimizde sera gazı emisyonlarıyla olan katkımıza da baktığımızda ülkemizin payı %1 düzeyinde gibi gözüküyor karbon ayak izimizle ilgili. Ancak dediğim gibi rakamlarla ilgili güvenilirlikler konusunda sorgulama var. Bu rakamların ne kadar olduğu da aslında çok da bize ayak izimizin küçük olduğu, doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ne olursa olsun tüm faaliyetlerimizde bireysel tüketim alışkanlıklarımızdan başlayarak bunu piramidin tüm halkalarına yaymak gerekiyor aslında. Üretim, tüketim, yönetim ve politikalara kadar gelen süreçte çevre boyutları, kaynak yönetimi, kaynak tüketimi, atık üretimi aşamalarını her birinde aslında doğru yönetmek ve minimuma indirgemek gerekiyor. Bu şekilde cevap vereyim ben de. Evet. Ayfer Hocam, ben buna dair bir slaytım var. Paylaşabilir miyim? Gayet tabii. Buyurun. Görebiliyor musunuz? Evet. Evet. Uluslararası kaynaklardan bir alıntı. Türkiye'nin ayak izi bu arkadaşlar. Kişi başı biyolojik kapasitemiz 1.7. Ekolojik ayak izimiz 3. Ve bizim şu anki bütçemizde, biyokapasite bütçemizde -1.3. Yani biz doğamızı çok tahrip ediyoruz. Kaynaklarımızı sınırsızca ve bilimsel kurallar çerçevesinin dışında kullanıyoruz. Ki demin ben özellikle söyleyecektim, atlamışım. Bütün dünyada kömür tüketimine dair bir azaltma kampanyası var.
Hatta kömürden vazgeç kampanyası var. Ancak ne yazık ki biz Türkiye'de sürekli termik santral yapıyoruz. Kömürlü termik santral ki en sonuncusunda geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı Manisa'da Colin şirketine teşekkürler ederek açtı. 500 megawatt kurulu güçte Colin termik santralını açtı. Ya batılı ülkeler biz küresel ısınma, iklim krizini önleyeceğiz. Bunun için karbon emisyonumuzu azaltıyoruz. Termik santrallardan vazgeçiyoruz derken, politikalarını böyle şekillendirirken biz ülkemizde ne yazık ki tam tersi bir yol izliyoruz. Az önceki görselde bunun ne kadar sıkıntılı bir yaklaşım olduğunu Türkiye açısından söylüyor. Ben biraz araya girmiş oldum, kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir noktaya parmak bastınız. Bir katılımcımız tarımsal sulamadaki iyileşme yöntemlerini sormuş. Hemen şöyle cevap vereyim. Ülkemizde de kullandığımız suyun %70'ini tarımda kullanıyoruz. Aslında tarım hem suyu en çok kullanan, aynı zamanda tarımsal kirlilik sebebiyle de kullanılan ilaçlar ve benzeri etkisiyle en çok kirleten sektörlerden bir tanesi. Bu anlamda öncelikle kullandığımız tarımdaki ürün deseninin doğru yönetilmesi tarım politikalarının. Dolayısıyla elimizdeki mevcut su kapasitesine göre ürün yetiştirilmesi, ona yönelik değerlendirmelerin yapılması, su kullanımının vahşi sulamadan vazgeçilip etkin su kullanımı, sulama yöntemleriyle doğru ve yeterli miktarda suyun kullanılmasının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bütün bunlara baktığımızda bir taraftan da alternatif su kaynağı olarak arıtılmış atık suların tarımda kullanılması yönelik çeşitli çalışmalar var. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İSU Genel Müdürlüğü'nde başlattığı projeler var. Ancak bu süreçlerde öncelikle arıtılmış atık sularla ilgili miktar, kalite ve tarımda kullanımı dengesinde değerlendirmelerin doğru yapılması, kullanıcıya kadar olan giden süreçte dediğim gibi yönetim sürecinin işletilmesi, aynı zamanda suyun çok bileşenli mevzuat yapısı içerisinde tarım politikalarıyla su politikalarının, çevre politikalarının bir arada entegre halde yürümesi gerekiyor. Bu üç değerlendirmeyi yaptığımızda, yani miktarı doğru kullandığımızda, kirletmeden doğru yönettiğimizde ve yeniden kullanma döngüsüne girdiğimizde aslında çözümde kolaylıklar sağlamış oluyoruz. Çok teşekkürler. Deniz suyu kullanılabilir hale gelebilir mi diye sormuş bir izleyicimiz. Evet. Deniz suyu arıtımı aslında kullanılan bir yöntem. Ülkemizde de tesisler düzeyinde aslında kullanılan bir yöntem. Ancak deniz suyu arıtımının hem maliyetleri hem de yarattığı çevresel etkileriyle ilgili de değerlendirilmesi gereken süreçler var. Kentsel kullanım anlamında ülkemizdeki uygulamalarda yatırım maliyetleri ve sonrasında bakım sürecindeki, işletme sürecindeki zorluklar ve aksaklıklar nedeniyle çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Bir de aynı zamanda deniz suyunu tabii arıtırken dediğim gibi ekonomik anlamda da maliyetler var. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun dışında arıttıktan sonra aslında içerisinde daha yoğun tuzlukla tekrar geriye verdiğiniz süreçte deniz ekosistemine yönelik etkilerinin de doğru değerlendirilmesi gerekiyor. O anlamda aslında su kullanımındaki en kolay ulaşılabilir, ekonomik anlamda da ucuz yöntem yüzeysel suların, korunan yüzeysel sulardan suyun elde edilmesi. Bu anlamda yüzeysel su, yeraltı suları ve tabii ki ihtiyaç halinde zaten su kısıtlı olan ülkelerde de deniz suyu arıtımına yönelik süreçler değerlendiriliyor. Bunlar alternatif yöntemler, ancak işte dengeler ve maliyetler sürecinde hala tartışılan ve pahalı yöntemler. Evet, sıralamada biraz sona kalıyor. Bir başka izleyicimiz de okullarda bu su problemi, su konusu ders olarak konulmasının iyi olacağını düşünmüş. Acaba odanızın böyle bir teşebbüsü var mıdır? Yani eğitimlerin yaygınlaşması, ders olarak müfredatlara girmesi konusunda hiç bir girişimleriniz var mıdır? Biz çevre mühendisleri odası olarak zaten bir taraftan meslek odamızın toplumsal sorumluluğu gereği kamuoyunu bilgilendirmek ve bu anlamda çalışmalar yürütmekle mükellefiz.
ilkokul düzeyinde de ortaokul ve lise düzeyinde de zaten şubelerimizde, yerellerimizde de buna yönelik ortak çalışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. Sadece su konusunda değil, aslında kaynak yönetimi, çevre yönetimi, atıklar, enerji konusunda da bahsettiğim gibi zaman zaman belediyelerle işbirliği çerçevesinde, zaman zaman sivil toplum kuruluşlarıyla, ancak özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nınla yapılan değerlendirmelerde de çevre konusunun müfredata girmesi ve buna yönelik olarak da temelden başlayarak bu etkinlerin gerçekleştirilmesi yönünde önerilerimiz de olmuştu. Süreci takip ediyoruz. Bir taraftan da destek vermeye devam ediyoruz. Evet. Bir başka soru, bu da her iki konuşmacımız da cevap verebilir. Satın aldığımız kaynak suları var. Bu suların kalitesi birkaç kere soruldu. Ben hepsini birleştirip sormuş olayım. Çünkü bu kaynak suları plastiklerin içinde. Plastikler bir kere güneşte kaldı mı kanserojen. O ayrı bir konu. Ama bunların kalitesine güvenebilir miyiz diye soruyorlar. Ve tavsiye eder misiniz diye soruyorlar. Acaba ne dersiniz? Ben söyleyeyim mi? Evet. Buyurun Ali Osman Hocam. Buyurun Ali Osman Hocam. Hocam hayır diyecek gibi geliyor. Dikkat çektiğin gibi. İki temel gerekçesi var başlarken. Bir plastik sorunumuz. Öteki de damacanalardaki BPA sorunumuz. Biliyorsunuz BPA bir hormon bozucu. O nedenle vücutta ciddi sağlık risklerine neden oluyor. Plastiklerin suya karışması halinde de uzun erimde kansere neden olduğu bugün bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Onu da biliyorsunuz. Ve bütün bunların dışında ben ambalajlı su piyasasının kamu tarafından etkin şekilde denetlendiği kanısında değilim. Ki bunda çok sayıda ilgili bakanlık elindeki analiz sonuçlarını yaptığı denetimler yetersiz, ama yaptığı denetimler sonucunda aldığı örneklerin çıktılarını kamuyla paylaşsa aslında çok şey değişir. Çok farklı sonuçlar çıkar. Bundan eminim. Çünkü ara ara birkaç kez yapıldı. Ve ondan sonra şirketler tarafından bu tür beyanlar önlendi. Çünkü alınan örneklerin kimisi normal çeşme suyunun damacanalar içinde olduğunu gösterdi. Hani bu gazetelere de yansıyan bir şey, televizyon izlencelerine de yansıyan bir şey. O yüzden bu somut bir gerçeklik. Bununla ilgili düzgün çalışan kurumlar vardır, şirketler vardır, kendi iç denetimleri çok güçlü olan kurumlar vardır. Onları tenzih ediyorum. Onları bir kenarda tutmak üzere, ama Türkiye'de şu an o kadar çok ambalajlı su üreten, piyasaya süren şirket var ki bu gerçekten denetimi çok zor ve de kamuda zaten bu konuda çok başarılı değil. O nedenle ben kendi adıma naçizane evimde çok acil durumda sokakta su ihtiyacım olduğunda bile şişede ambalajlı su alıyorum. Plastik şişede almıyorum. Ve olabildiği kadar yanımda kendi termosumda evde doldurduğum, çeşmeden doldurduğum suyu içiyorum. Ambalajlı su kullanmıyorum. İki nedenle, hem o sisteme katkı koymamak için, hem risklerinden kendimi korumak için böyle yapıyorum ben. Bunları söyleyeyim bu aşamada. Teşekkür ederim. Arıtma suyuna ne diyorsunuz? Arıtma suları kapıma geldi dediniz. Aşağı yukarı hepimizin kapısına geliyor. İyi kötü bir köşelerde arıtma sularımız var. Bunlar uzun zaman değişmezse mikrop kaynağı da olabiliyorlar. Güvenle kullanabilir miyiz? Hangi şartlarda kullanabiliriz arıtma sularını? Ne dersiniz? İsterseniz o konuda şöyle bir bilgilendirme yapayım. Aslında evet. İki sorunun da cevabı ortak. Asıl olan kamunun musluğumuzdan sağlıklı ve güvenilir su akmasını sağlamasıdır. Dolayısıyla suyun ticarileşmesi sürecinde de ambalajlı su kullanımı bir tercih olarak kişiye sunulabilir. Ancak dediğim gibi öncelikli olan suyumuzun akmasıdır. Tüm bu değerlendirmeye baktığımızda, biraz önce bahsettiğiniz gibi, ambalajlı su tüketimiyle beraber evlerimizde kullandığımız pratik atık su arıtma cihazları üzerinden de bir sektör var. Tabii burada
%100 garanti sağlar ya da %100 sağlamaz gibi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü cihazların çok farklı süreçleri var. Ancak bir kentsel atık su arıtma, içme suyu arıtma tesisinin yarattığı kalitede bir suyu getirmesi mümkün değil. Burada biraz fiziksel etkenler, biraz da içerisindeki tat ve diğer duyulara yönelik süreçlerle beraber aslında kişinin tercihi değerlendirmesini yapmak lazım. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ben. Kaynak suları ile beraber musluğumuzdan akan suyun da en önemli değerlendirmesi suyu içebilmek, kaynak sularında da kaynağından nasıl üretildiğinden üretim, tüketim, saklama koşullarına kadar gelen süreçte Ali Osman Hocam bahsetti. Çok ciddi bir kamusal denetim olması gerekiyor ki onun olmadığını biliyoruz zaten. Hayatımızın hiçbir yerinde en büyük sorunumuzdan bir tanesi bu kamusal denetimin olmaması. Aynı süreç hem arıtma cihazları için geçerli, hem ambalajlı sular için geçerli. İyi olan örnekleri ayrı tutalım ama kamusal denetimde de bunların paylaşılması, değerlendirilmesi, izlenmesi önemli. Bizim mücadelemiz musluğumuzdan akan suyu içmek üzerine aslında. Görevimiz ve kamunun görevi de bu. Diğeri bir tercihe bağlı olarak kalmalı yine de. Tabii ki bunlar kamunun görevi ama eğer bu görev aksıyorsa kentte de biz içeceğiz, yani bir suları içeceğiz sonunda. Apartmanlarda bir izleyicimiz yazmış, depolarda birikiyor. Onlar ne kadar güvenli? Onlar tek tek apartman apartman güvenilmiyor. Biz mecburuz hani sonuçta bu ambalajlı suları içmeye. Yani ne yapacağız o zaman? Bir parça bu denetim görevleri odalara da düşmez mi acaba? Ayfer Hanım çok teşekkür ederim. Hemen bir bilgilendirme yapayım. Dediğimiz gibi asıl olan kamu yararı, kamusal denetim ama tabii ki bizler de bu sürecin içerisinde uzman meslek disiplini olarak sürecin her aşamasında bu çalışmaları gerçekleştiren mühendis, mimar, şehir plancıları, işte doktorlar, diğer uzmanlar, o mesleki denetimde meslek odaları bu çalışmaların doğruluğu ve kalitesini de denetlemekle yükümlü. Bir taraftan biz de bunu yaparak o kamusal eksikliği giderebilmek adına çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Daha sorularımız var. Bırakmıyoruz konuşmacılarımızı. Orman varlıklarımızın korunmasıyla ilgili soru var. Orman varlıklarımızın korunması gerekmez mi diye. Yani cevabı belli bir şey ama bununla ilgili ne diyorsunuz? Orman varlıklarımız habire dönüyor yangınlar. Aslında konuştuğumuz konuların temelinde ormansızlaşma yatıyor. Bu anlamda da Türkiye'deki değerlendirmeye baktığımız zaman hem orman alanlarının yok olması hem de orman alanlarında verilen tesislerle ilgili izlemelerde bu izinler kapsamında kaybedilen alanların orman yangınlarıyla kaybedilen alanların 3 katı olduğu ortaya çıkmış. Ve bu ormansızlaşma süreci bir taraftan da baktığımızda dikilen fidan sayısının orman olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla orman ekosistemini yaratamayacağı gerçeği üzerinden de sudan toprağa, havaya kadar tüm çevresel ekolojik faktörlerin en önemli bileşeni olduğunu görmek gerekiyor. Bir taraftan da orman mevzuatındaki yapılan değişikliklerle orman alanlarının kaybının önünün açıldığını da hatırlatmak, bu alanda da mücadele etmenin önemini bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Evet, Ali Osman hocamıza bir soru var. Evde pestisitleri, çünkü kullanılıyor pestisitler, pestisitleri nasıl azaltabiliriz? Bir başka soru da mikroorganizmaları, parazitleri, yumurtaları, işte bunların nasıl azaltabiliriz? Bu konuda bilgi verilebilir mi diye sormuşlar. Ali Osman hocamız yanıt verebilir mi? Ya ben şöyle bir cümle kurayım. Ben iki katlı küçük bahçeli bir evde oturuyorum İzmir dışında. Bahçem var. Bahçemde kendi yetiştirdiğim bitkiler var. Hani tüketmek üzere bir bitki yetiştiremiyorum, olmuyor burada. Yani domates, biber falan filan onları yetiştiremiyorum ama bayağı bir hani şeyim var. Saksı çiçeğim, toprağa ikili bitkilerim var. 2007'den beri bu evde yaşıyorum. Ben bir gıdım pestisit kullanmadım. Ne evin içinde ne bahçede. Hiç kullanmadım. Pestisit kullanmadan hayat mümkün arkadaşlar. Kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bu sorunun en temel yanıtı ama bence bu. Kullanılıyor.
şimdi kullanılıyor gerçek. Yani yoksa kurtlu her şeyler, orası burası delik deşik elmalar. Yani şimdi izleyicimiz soruyor, işte sirkeye koyalım mı, sirke kimisi konsun diyor, kimisi konmasın diyor. Yani soruyor, ne yapalım, yani bu bir gerçek. Evet. Yani şöyle, tabii ki gündelik gerçeklerden kaçabilme olasılığı yok. Sirke bir olasılık, kullanılabiliyor. Yani şeydeki lavabonuzun veya bir kabın içine sirkeli suyu hazırlayıp bitkileri bunun içine yatırarak bitkilerdeki bakteriyolojik özellikleri, canlıları bir miktar yok edebilme şansı var. Ama çok çok daha önemlisi, yapılan hani şeyler, farklı yöntemler içinde yeşil bitkileri özellikle aldıktan sonra kullanmadan önce etkin şekilde yıkamak. Yani etkin şekilde yıkadığınız zaman üzerinde hem şeyler, parazit yumurtaları, hem de bakteriyolojik kirlilik bağlamında oldukça etkin bir şekilde temizlenebilmesi söz konusu. Hani bu dediğim gibi bilimsel çalışmalarla yapılmış şeyler, doğrudan kurulmuş bir cümle değil. Ama onun dışında sirkenin de katkısının var olduğunu ben söylemek istiyorum. Onun dışında demin sorulardan bir tanesi bu tarımla ilgiliydi. Orada şöyle bir kitap var, Bizi Kim Doyuracak diye. Lütfen arkadaşlar bu kitabı okuyunuz. Ben en son okuduğum en güzel kitaplardan bir tanesi, veriler üzerinden paylaşıyor söylediği cümleleri. Ve söylediği şey de şu: bu dünyayı doyuran geleneksel tarımdır, endüstriyel tarım değildir. Toplumun %70'ine tükettiği gıdayı sağlayan geleneksel tarımdır diyor. Endüstriyel tarım bu dünyaya zarar veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Pestisitleriyle, yapay gübreleriyle, bitkisel hormonlarıyla endüstriyel tarımdan vazgeçilmesi gerekiyor. Hani bu birdenbire küt diye kesilip yapılacak bir şey değil. Yavaş yavaş bir geçiş dönemi olması gerekiyor. Bunu bir politika olarak hükümetler benimserse bu mümkün. Zaten sevgili Tayfun arkadaşımız da, Tayfun Özkaya da tüm konuşmalarında hep başka bir tarım mümkün der. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu önemli. Onun dışında bir başka şey de, yeri gelmişken, hani bir daha söz gelir gelmez bilmiyorum, yarın bir basın açıklaması var. Bu basın açıklaması Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs'ın her iki kesimi birlikte yapacağız. Bunun linkini ben biraz sonra burada chat grubunda paylaşacağım. Kampanya Kazma Bırak. İnternete girerseniz oradan da görebilirsiniz. Akdeniz'de biliyorsunuz doğalgaz çıkarımı üzerinden iki ülke neredeyse savaş düzeyinde birbirine karşı karşıya gelmişti. Bunun önlenmesi için bir kampanya bu. Bunun basın açıklaması yapılacak. İngilizce, Yunanca, Türkçe. Bunu izlemenizi öneriyorum. Dediğim gibi hem internetten görebilirsiniz hem ben paylaşacağım. Bunun dışında çok çok önemli, lütfen gündelik yaşamınızda da bütün sivil toplum örgütlerine, hem ekoloji mücadelesi veren hem de HEL'in de mensubu olduğu demokratik kitle örgütlerine destek olarak şu kömürden, fosil yakıtlardan vazgeçmek için elimizden gelen tüm çabayı gösterelim. Aslında geleceğimizin en önemli garantilerinden biri de bu. Çünkü iklim krizini önlemek anlamında çok önemli bir adım atmış olacağız. Bu ikincisi de özellikle Tayfun'un üstüne basa basa söylediği bir şey. Tarımsal üretim pestisit kullanmadan yapılabilir. Bu mümkün diyor. Bilimsel yöntemlerle bu gösterilmiştir diyor. Hani eğer dilerseniz ekibiniz Tayfun'u da bir kere bir konuşmacı olarak davet etsin. Başka bir tarım nasıl yapılabilir? O size anlatsın. Ben bu konunun uzmanı değilim. Bu konuda çok detaylı bilgi veremeyeceğim. Ama Gökhan bunun mümkün hocam, olduğunu iletişim söyle. İletişim numaralarını verirseniz Tayfun Bey'in, tabii ki bundan sonra suyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Başka toplantılar da olacak. Tabii ki onu da dinlemek isteriz. Bir başka izleyicimiz, çeşmeden akan suyu şişeye doldurup bekletsek, yani içilir olur mu? Ya da kaynatarak içsek
doğru olur mu diye soruyor. Her ikisi de olabilir. Yani benim açımdan bir sakınca yok. Kaynatmanın şöyle bir sıkıntısı var. Suyun içindeki oksijeni yok ettiği için, hani buharlaşma sırasında, kaynama sırasında öyle bir şey söz konusu ve içindeki değerlerin bir kısmını da kaybettiği için su içim açısından biraz sıkıntılı bir hale geliyor. O nedenle hani içmek biraz zor olabilir ama sorun değil. Örneğin çeşme suyu için de aynı şeyi söylüyor insanlar. Hani tadı iyi değil diyorlar. Evet, iyi değil çeşme suyunun tadı, bunu ben de biliyorum. Çünkü tadını veren çeşmenin suyunun içindeki özellikle bazı kimyasallardan bahsedilebilir ama ağırlıklı olarak sertlik verici maddeler. Bunların bence bir sakıncası yok. O yüzden hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. Sert su tüketilen toplumlarla ambalajlanmış yumuşak su tüketen toplumların kardiyovasküler sağlık sorunları, kalp damar hastalıkları yönünden karşılaştırması yapıldığında sert su tüketen toplumların daha sağlıklı oldukları saptanmış. Buyurun. Evet. Gerçekten çok sabire sorular geliyor ama şöyle de toparlamak lazım. Artık vakti çok uzuyor çünkü. Şimdi İzmir kentimiz su kaynakları açısından fakir. Göllerimiz yok, nehirlerimiz yok. İşte havzalarda biriken sularımız, arkadaşlarımız, konuşmacılarımız çok güzel gösterdiler. Ama dediler ki Çamlıbel, işte bu havzamız, bu da altın madeni. İşte Gör'de şu var, burada nikel madeni, sülfürik asit fabrikası. Yani bunların hepsi tabii ki çok sıkıcı şeyler. Dikkati çeken bir şey var bence. Şimdi Karadeniz'de böyle bir şey oluyor, elleri belinde köylüler ortalığa dökülüyor, yer yerinden oynuyor. Kaz Dağları'nda çok büyük direnişler oluyor. İzmir'de biraz bunlar konuşulup vah vah mı diyoruz? Yani daha fazla sivil toplum örgütleri ve odalar, tabip odası, çevre mühendisleri odası, diğer odalar hepsi birleşip böyle bir daha fazla, daha mı etkili davranmalı? Yani zaten göl yok, nehir yok, havzalarda biriken suya kalmışız. Yani yeraltı suları arsenikli. Yani bu suların korunması çok çok önemli. Biraz acaba toplumsal duyarlılık açısından bir azlık mı var? Yani birçok yerde Anadolu'da televizyon haberleri oluyor falan. İzmir'de yani o kadar daha az gibi. Hani bir çevre platformlarından falan bahsettiniz Ali Osman Hocam ama hani böyle çok ses getirecek fazla bir şeyler de olmuyor mu? Yoksa oluyor da biz mi bilmiyoruz? Yani Ayfer kardeşim, çok derin bir yarama parmak bastın. Azıcık kızdım. Ben hep sözcüsü olarak ki yıllardır yani benim akademisyenliğimin önemli bir bölümü hem akademide hem de çevre mücadelesinde geçti. Yani ben sokakta da vardım, fakültede de vardım. Toplumsal duyarsızlığın önemine dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten. Çünkü biz yıllardır paneller yapıyoruz, sosyal medya toplantıları yapıyoruz, sosyal medya kampanyaları yapıyoruz, basına haber yapıyoruz, duyuruyoruz insanlara. Ama eylem aşamasına geldiğinde ki, yani kamunun, yani yöneticilerin, hükümetlerin bir olumsuzluklarında geri adım attırabilecek en önemli güç halktır. Halk sivil toplum sivil itaatsizlik önlemleriyle, ki biz bunları yapıyoruz, sivil itaatsizlik uygulamaları yapıyoruz. Bunları uygulayarak karşı duruyoruz. Hani ne şiddet kullanıyoruz, ne güç kullanıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yalnızca sakin sakin sorunumuzu dile getirip insanların bizimle beraber bu sürece karşı durmasını istiyoruz. Ama İzmir bağlamında ne yazık ki, hani az önce size fotoğraflarını göstermiştim. Hani o kareyi koymadım ekine. Kirazlı altın madenini
biliyorsunuz on binler gitti itiraz etmek için. On binler. O gün orada ben de vardım. O kalabalığı görünce hani ben gözlerim dolu dolu oldu. Ama İzmir'de ne yazık ki İzmir kentinin kendi sorunlarına yönelik İzmir halkının o kadar yoğun bir şekilde sokağa çıktığına ben şahit olmadım. Olamadım ne yazık ki. Şöyle bir şey, bu Çamlı Barajı ile ilgili ben bir anımı aktarmak istiyorum. O dönemin belediye başkanına çıktık ki o dönemin belediye başkanı Çamlı Barajı'nın yapılması, orada Efem Çukuru'nun altın madeninin engellenmesi benim namus borcumdur demişti. Ona gittik dedik ki, Egeçep olarak gittik, başka sivil toplum örgütleri de vardı yanımızda. Bir miting yapalım beraber Konak'ta. Çağrıcı bizler, belediye birlikte olsun ve buna itiraz edelim hep birlikte mitingde. Siz de gelin burada belediyeye yönelik baskıları, ki bunu biliyoruz, sorunları dile getirin. Elinizin ayağınızın bağlandığını, bu madenle bir sürü şeye engel olunduğunu söyleyin. Çamlı Barajı'ndan bahsedin. Belediye başkanı bu benim tarzım değil, ben bunu yapmam dedi. Daha söylenecek çok şey var, çok uzatır. Onun için Helil de birkaç şey cümle kuracaktır mutlaka bu bağlamda. Bir Demokratik Kitle Örgütü'nün başkanı olarak, İzmir Şube Başkanı olarak. İnisiyatif açısından ne diyecekler? Yani İzmir'de biraz az mı diye soruyoruz Helil Hanım. Aslında konuyu tam şöyle söylemek lazım. Biz tabii konuşmaları yaparken kamudan, kamunun görevlerinden, zorunluluktan bahsediyoruz. Bu süreçte de en önemli denetim mekanizması kamu denetimi olduğu kadar toplumsal muhalefet, toplumsal denetim de bunun olmazsa olmazı. Ve bu noktada aslında süreci şöyle tanımlamak lazım. Dünyada da böyle, ülkemizde de böyle. Bizler meslek odaları olarak, uzman meslek odaları olarak işin mühendislik, bilim ve planlama ışığında nasıl yapılacağı, neyin doğru, neyin yanlış olduğu noktasında görüşlerimizi paylaşırken Baro örneğin hukukla ilgili kendi uzmanlığı kapsamında görüşleri paylaşırken bu görüşleri halka aktaracak, o anlamda toplumun buradaki sesi olacak ve bu bilgiler ışığında değerlendirme yapacak sivil toplum kuruluşları, kamusal oluşumların oluşması çok önemli. Bizde henüz buna ilişkin ülkemizin de geçmişine, demokrasi kültürüne, aslında savunma kültürüne baktığımız zaman çok yeni ve bunun payını yaşıyoruz biz. Ama aynı zamanda ülkemizde ekolojik yıkıma yönelik bu darbeler ve baskılara baktığımızda çok daha güçlü olmak zorunda. Ben zaman zaman şunu söylerim, bu ülkede çevre mevzuatı açısından, bugün konuştuğumuz konu üzerinden de 30 yılı geçkin bir çevre bakanlığı, çevre mevzuatı sürecinde kaynaklarımızın 30 yıl öncesine göre çok daha iyi durumda olması gerekir. Ancak maalesef mevzuatlarımızın kaynaklarımızı koruyamadığı, korumayı bırakın yağmanın ve talanın önüne açtığı bir süreci de yaşıyoruz biz. Hep ekolojiyi ekonomiye kurban eden diyoruz, politik anlayışları yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreci yönetenlerin, yürütenlerin, bu kararları verenlerin karşısında aslında kamu eliyle korunması gereken alanları halk korumaya çalışıyor. Kendi toprağını, yaşamını savunmaya çalışıyor. Burada tabii en önemli etken hep beraber sormak, sorgulamak, hesap sormak, hesap vermek ve bu sürecin parçası olduğumuzu unutmamak. Maalesef İzmir'de de zaman zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz ülkemizin her kentinde olduğu gibi. Ancak bu mücadele bıçak kemiğe dayandığında, artık kaybedecek bir nokta olmadığında çok daha acımasız olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin her yanındaki ekolojik mücadelede, halk mücadelesini kendi bölgemizde de yaşıyoruz. Ama yetmiyor, çok daha güçlü olmak, birlikte olmak, örgütlenmek gerekiyor. Burada da en önemli nokta biraz önce bahsettiğim gibi. Bizler konunun uzmanı, mühendis, mimar, şehir plancıları, doktorlar, avukatlar olarak bilimsel ve teknik gereklilikleri ortaya koyarken halkın da, bölgede yaşayan insanların da bu gereklilikler üzerine kendi sözünü söyleyip kendi yaşamlarına sahip çıkması lazım. Yoksa biliyorsunuz hep şunu söyleriz, doğa boşluk kaldırmaz. Bu anlamda bu mücadelede de bir boşluk olduğunda maalesef bizim yaşamlarımıza çok olumsuz etki yaratan çok başka etkenler karşımıza çıkıyor. Örgütlenme her yerde olduğu gibi bize de çok önemli. Evet, sorunumuz, bu sorunu hep birlikte aşmamız gerekiyor. Çünkü kaybedecek çok şeyimiz var artık. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten su problemi çok çok fazla.
Bu arada ben de bir şey eklemek istiyorum. Ali Osman hocamız Gökçek meselesini anlattığında bir vesileyle o tartışmaların içine girmiştim. Ben Ege Üniversitesi Kanser Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nü 25 yıl yürüttüm ve kanser istatistiklerini tutuyorduk ve Türkiye'nin ilk kanser istatistiklerinin tutulduğu merkezdir benim merkezim. Çok miktarda kanser istatistikleriyle iç içeyiz. O zaman Melih Gökçek demişti ki kendi Ankara'nın kirliliğini, su kirliliğini örtmek için İzmir'in suları arsenikli. O yüzden İzmir'de akciğer kanseri en fazla. Hakikaten bütün istatistiklere baktığımızda İzmir'de akciğer kanseri en fazla. Ama bunun sebebi gerçekten arsenikli sular mı? Hemen o zaman devreye ben girdim. Türkiye'de ilk kanser istatistikleri İzmir ilinde başlatıldı. O nedenle çok muntazam kanser istatistikleri olmaktadır. Ve İzmir ilindeki akciğer kanser oranı çevre ülkeler, Yunanistan, Bulgaristan vesaire çevre ülkelere baktığımızda hiçbir şekilde daha fazla değildir. Türkiye'de bazı bölgelerdeki akciğer kanseri azlığının sebebi doğru dürüst kanser kayıtlarının tutulmamasıdır. Çok sıhhatli kanser kayıtlarının olmamasıdır. Ama zamanla bu kanser kayıtları İzmir'den sonra 8 ile ve daha sonra bütün illere yayıldı. Ama ilk başından itibaren kanser kayıtları 1992 yılından beri İzmir'de muntazam yapıldığı için yine topladığımız zaman İzmir'de daha fazla görülüyor. Ama bu tamamen kanser kayıtlarının kalitesi ve daha uzun süreli tutulmasına bağlı rakamlar. O nedenle böyle bir savunmamız olmuştu ve belediyenin işte ozmozla arseniklerin nasıl arıtma işlemlerinin yapıldığını anlatmıştı. Ama hakikaten kuraklık olduğu zaman İzmir'in başının belasıdır. Toprak yapısı böyle, sadece arsenik değil, civalar, yer kabuğundan sular süzüldüğü zaman yeraltı sularına başvurduğumuzda bu problemimiz var. Demek ki havzalarımızın sularını, barajlarımızın sularının korunması bizim birinci vazifemizdir. Hem sivil toplum örgütleri, bütün sivil toplum inisiyatifleri bu suların korunması için elinden geleni yapmalıdır. Sizin de bu çok değerli konuşmalarınızla gerçekten önemli bir yaramıza parmak basıldı. Önemli bir sorunlar ortaya atıldı ve bu arada sürekli sorular daha geliyor ama bir noktada herhalde kesmek zorundayız. Huriye Başkanım, çok fazla sorular geliyor. Ne dersiniz? Ayfer Hocam, zamanımız bitti. Bitti değil mi? Bir sonraki eğitimde tekrar devam ettirelim isterseniz. Ayfer Hocam, ben bir son bir cümle kurabilir miyim? Evet. Konuşmacılarımıza birer cümle verelim ve bitirelim toplantıyı. Çünkü sorular bitmiyor. Evet. Demin sizin söylediğiniz şu akciğer kanseri üzerinden İzmir'in hani karşılaştırmanızda haklısınız kuşkusuz da ama başka bir sorunumuz var. Demin Helil sunumunda bahsetmişti İzmir'in atıklarla ilgili sorunundan. Ali Ağa'yı hiç unutmayalım. Evet. Türkiye'nin en önemli sanayi yoğun alanı gerçekten. Hani kahredici bir alan gerçek anlamda ve hakim rüzgarlarla kirleticilerin, yani havaya verdiği kirleticilerin İzmir'e taşındığı bir alan orası. Bir. İki, hemen Çiğli'nin burnunun dibi. Aynı zamanda da bizim Ramsar Sözleşmesi'yle korumayı taahhüt ettiğimiz sulak alanın ortasında bir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi var. Onun dışında kentin içinde iki tane çimento fabrikası var. Bunların hepsi İzmir'in havasına, hani trafiği, kentsel ısıtmadan kaynaklı hava kirliliği vesaire, onları hiç saymadım bile. Çok ciddi katkıda bulunuyor. O nedenle ciddi boyutta
İzmir'de hava kirliliği var. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün limitlerini kriter olarak aldığımızda ki birçok zaman Türkiye'nin uyguladığı hava kirliliği kriterlerini de geçen bir kirlilik var İzmir'de. Yani bunun da İzmir'in akciğer kanserlerine hani her ne kadar demin kurulan cümlenin arkasında değilim kuşkusuz. Şeyin Ankara Belediye Başkanı'nın kurduğu cümlenin arkasında değilim. Ama İzmir'in şeyi de bu nedenlerle de bir ciddi hava kirliliği problemi var. Özellikle biz şu an hazırlık yapıyoruz. İzmir'in içindeki bu iki tane çimento fabrikasının kapatılmasıyla ilgili bir kampanya başlatacağız. Çünkü çimento fabrikaları yeni mevzuat uyarınca tehlikeli atık yakıyor arkadaşlar. Özel fabrikalardaki Türkiye'de atık yakan en özgün fabrika İzmir Kocaeli'de İzaydaş fabrikası. Çok farklı arıtım sistemleri var. Buna karşın gene de havayı kirletiyor. Bizde hiç arıtım sistemi olmayan, buna yönelik arıtım sistemi olmayan çimento fabrikaları atık yakıyor. Şimdi en sonda çimento fabrikalarına lastik, hurda lastik yakma şeyi verdiler, hakkı verdiler. Yani başımız gerçekten ciddi belada. O yüzden bu iki fabrikanın özellikle ve öncelikle kapatılması için sizlerden destek istiyorum. EgeÇEP eş sözcüsü olarak teşekkür ederim. Gerçekten hani burada olmak, sizlerle birlikte olmak, bu cümleleri kurmak benim için büyük keyifti. Her ne kadar kurduğumuz cümleler güzel cümleler olmasa da teşekkür ederim. Helil Hanım, son bir cümleniz var mı? Şöyle söyleyeyim, tabii Ali Osman Hocam son cümleyi yaparken konuyu bambaşka bir boyuta açtı. O gerçekten kapsamlı değerlendirilmesi gereken bir konu. Meslek alanımızda olduğu için onu ayrı bir zamana bırakalım. Ancak çevre sorunları yaşamsal sorunlardan bağımsız değil. Yaşadığımız her süreçte aslında yaşamsal maliyeti olan örgütlenmeden, demokrasiden, ekolojik dengeden bahsederken doğayla barışık yaşamadan da aslında bağımsız değil. Bu noktada bizler tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirirken biraz önce de söylediğim gibi çevre boyutunun doğru değerlendirilmesi ve yönetilmesinden sorumluyuz. Bunu yaparken bu sürecin içerisinde bireyler olarak bizler burada katılımcılara çok teşekkür ediyorum ben. Öncelikle bu kadar zamanda ayrılmadılar. Zaman zaman da takip etmeye çalıştım. Sosyal medya üzerinden de ciddi bir katılım vardı. Umuyorum burada paylaştıklarımız çok kısa zaman dilimi içerisinde sıkıştırmaya çalıştığımız konuları daha kapsamlı değerlendirmek, tartışmak için daha çok ortamlar yaratırız hep birlikte. Çünkü bunu bilim, mühendislik, planlama, kamu yararı doğrultusunda kendi yaşamımıza sahip çıkmak için, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için yürütmek zorundayız. Bu bizim hem sorumluluğumuz hem görevimiz. Bu nedenle de kendi yerimizde de İzmir'deki çevre sorunları, buna yönelik çalışmalar, alınabilecek önlemler konusunda dediğim gibi bizler Çevre Mühendisleri Odası olarak zaten meslek alanımız gereği tüm paylaşımlarımızı yapıyoruz. Kamuoyu bilgilendirmelerini de yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin vasıtasıyla da bu ortamların geliştirilmesi ve birbirimizle daha çok bir arada olmak, yaşamı savunmak için ben herkese teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçlerde de daha iyi haberlerle umuyorum olumlu gelişmeleri paylaşacağımız günlerde, sağlıklı günlerde bir arada olalım diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben konuşmacılarımız bitti. Artık daha başka soru da yapmıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Paneli burada bitiriyorum. Sözü Huriye Başkanım'a bırakmak istiyorum. Onun söyleyeceği son bir şey var mı? Huriye Başkanım yolda ama şu an sesi açık. Huriye Başkanım, ben sana bırakayım. Kapatalım artık. Yani başka daha şey olmuyorsa. Huriye Başkanım duyuyor musunuz? Galiba duyamıyor. Görünüyor. Huriye Başkanım yerine Tülay Can da hocam kapanış tamam. Yapmak ister misiniz yürütme kurulundan? Sesinizi açabilirsiniz Tülay Hocam. Bugün Helil Hanım'a ve Sayın Ali Osman Karababa'ya tabii ki Ayfer Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Su sorunu gerçekten önemli. Bu birkaç saatte sığacak bir konu değil. Biz İKKB olarak ve sağlıkçılar olarak önemli konulara değindik ve değinmek zorunda da
kendimizi hissettik. Güzel bir toplantı oldu. Yeliz Hanım, size de çok teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara, gerek soru yönelten arkadaşlarımıza, burada olan herkeslerin yüreğine sağlık. Tekrar teşekkürler. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.